Muhtemelen en Güzel. uzun bölüm olacakmış. Bu programda neler olacağını ben kestiremiyorum. Evet, şu tarihte bir ilk yaşanıyor. Genç bir arkadaşımız bugün burada öldürüldü. Bak bak laflara bak ya. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Demarke YouTube kanalının eşsiz içeriği, manyak program, spektaküler içerik. Aynen öyle'nin 58. olması gereken bölümündeyiz herhalde, 58 ama Sivas. Evet Sivas. Kardeşim böyle olmaz ama ben konsantremi sağlamak isterim. O oradan ona sesleniyor, o oradan buna sesleniyor. Zaten çok tatsızız. İç meselelerimiz var. Hemen bir saniye bir programı açayım. Ben Erman Yaşar, değerli partnerim Cihat Akbel'le 58. Aynen Öyle'ye hoş geldiniz. Aynen Öyle her yerde izlenir olmuş. Çok gururluyuz, çok mutlu ama böyle olmaz beyler. Bunlar burada yapılacak hareketler değil. Kendinize gelin yeter ya. İç evet. meselelerimiz var. Bir, Estemiş Gomez'i. İki, daha önce X olarak da seslendiğim Onurcan. Bu iki isme şu anda sallama yapacağım. Estemiş Gomez'i benim canımdır. Ama ona zaten sallamayı Cihat yapsın. Ben yapamam. X'ten başlıyorum. Onurcan, sana X demişiz. Sana keşke X bile demeseydim. X'in bile bir değeri var. Buradaki arkadaşı diyorsun X. Efendim? Buradaki arkadaşı diyorsun. Onurcan, Onurcan evet. Şu an burada değil ama burada diyorsun. Burada değil ama 2 hafta önce abi bana X dediniz. Arkadaşlarım bana X. Geçen hafta program bitti. Saat akşam 6, 6.30, 7. Herkes çekti gitti. Biz iftara gidiyoruz. Oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Ben burada bir başıma X'le kaldım. Onurcan'la. Arıyorum bir taksi yok. Arıyorum falan. Bir de Cihat var bu arada. Cihat da burada daha. Ben de varım. Bu kardeşimiz de varmış. Barış. Başka o var da mı? Bu rezil olaylara tanıklık etmiş. Neyse efendim. Bir dakika ya. Altına nasıl kimse yoktu bu? Ne altısı be? Türkçe konuşuyoruz. 7 küsur millet iftara gitti. Sen çektin gittin ben iftara gidiyorum diye. Ben buradaki tam kadroyu sayayım mı? Erman abi. Evet benim. Barış Falay. Barış Falay. Onurcan. Şey. Faye. Fatih Sultan Mehmet. İftar bekliyor. Evet. Yemeği geldi. Bir dakikada yedi. Sildi süpürdü. Ben, sen bir de X. X. Eslem Orhan nerede? Onlar çıktı. Onlar kaçtı gitti. Çıktı. İftar miftar. Eslem dedi ben altıda. Kütüphaneye gidiyorum. Bir dakika bir dakika. 8'di saat. Burada bir... Hayır. Saat 8'di abi. Sen niye buradasın? Ben TikTok yapıyordum. Yani. TikTok'a mı girdin? TikTok çekiyormuş. Aaa Barış. Buldum parayı. Bundan sonra TikTok'tasın demek. Neyse efendim konu dağılmasın. Daha esnemeden sallayacağız. Dan 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 dan. O çalıyordu hep. Şevşek İbnesi. Neydi? Şevşek İbnesi mi? Aynen. Şevşek İbnesi kim? Neydi? Tamam yöresel bir türkü. Karıştırma. Kütahya yöresine ait bir türkümüz. Bilmeyenler için bilgiyi verelim. Kardeşim konu daldıkça dağılıyor. Ben taksi bulamıyorum. Taksi bulamıyorum. Bu X kardeşim dedi ki. Kütahya dedik buradan Başar abiye selamlar. Biz ne diyoruz? Bu eşek osuruyor burada. Neyse Başar abi selamlar abicim. X dedi ki abi dedi ben sana dedi taksi buldum. Dedim Onurcan. Onurcan değil miydi çocuğun adı? Onurcan. Onurcan Seda Sayan'ın kocası değil miydi? O da olabilir. Onurcan. Ha, Oğulcan çocuğu. Oğulcan Engin. Onurcan vardı. Çiçek Taksi'de şey vardı ya. Doğulu karakterini oynayan. Evet ama. Suratına sıçıldı. Doğulu o dizi doğulusu. Sıkırın lan yeter. Çiçek taksi diyor. Ben de taksiden bahsediyorum. Çiçek taksi değil, gerçi. Akasya durağı. Akasya durağı. Tamam. O da Seda Sayan'ın 150 tane falan taksi plakası. Annesi var diyor, Allah onu Allah şey diyordu. Oğlum diyor. Anlatmıyorum, sokarım. Bir dakika, Neyse lan, neyse. Seda Sayan'ın 150 tane taksi plakası varmış. Biz burada ne anlatıyoruz? 10 numara bilgi. Tamam, sen esneme eleştirilerini getir, ben anlatayım. Devam et, devam et. İlk sana taksi çağıracaktı, 25 taksi çağıracaktı değil oğlum. Benim böyle bir şeyim hiç olmadı bile adamla. Bak, bir tane adam... Durup dururken dedi ki... Umutlandırıp utandırdı. Durup dururken dedi ki, ben orada diyorum ki işte Cihat da burada. Ya Allah kahretsin yine taksi bulamadım ulan. Yarım saattir buradayız, şu bu. Ya bir taksi, hadi be kardeşim falan. Dönüyor, bulamıyor falan. Onurcan'la bir muhabbet de yok ama yani o da orada oturuyor. Aynı yerdeyiz. Abi sana taksi buldum geliyor dedi durup dururken. Benim dediğim gibi bir talebim falan yok. Sürpriz güzellik yapmış çocuk. Hadi lan falan dedim. Vallahi geliyor abi dedi. İşte... Sedan Sayan'ın taksilerinden birini çağırmış. 800-900 metre falan gösteriyor dedi. Aa iyi dedim hemen ben montu falan filan aldım. Şudur budur. Aradı adam bu arada bunu. Kaç metre gösteriyormuş? Aradı bunu. Metre. Geliyor musunuz? Geliyorum falan. Abi geliyor dedi ondan sonra. Bana plakasını da verdi. İn abi bir dakikaya buradaymış aşağı dedi. Ulan indik yağmurda yağıyor. Yağmur. Pıt 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 kafama düşüyor. Pıt 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 burnuma düşüyor. Bana bir ses kaydı atmıştı. O an onu açacağım. O ses kaydını da verin. 25 dakika. 25 dakika Onurcan. X. X. Bundan sonra Y'ciyiz. Bundan sonra Z'ciyiz. X'le muhatap olmam. 25 dakika bekledim. Arkadaşlar X'in değerini bulduk.
Bu adam eksi bir. Bu dokunduğu şeye zarar veriyor bir adammış. Negatif hale getiriyormuş. Ses kaydı verecek misin? Küfür müfür vardır onda. Bakayım. Bayağı saydım çünkü. Şimdi açıyoruz. Küfür varsa yayınlanmayacak arkadaşlar. Boşuna değer vermişiz. Sakın siz siz olun. X'e değer vermeyin diyeceğim. X'e herhangi bir değer vermeyin. Islanıyorum bu arada. ÖSS sizden ısrar bile etse X'e değer vermeyin diyeceğim. Devamı ben da var. Ben sana ne yollamışım. Bir tane daha yok mu? Ben sana sen şey dedin. Olursun. Abi buradan ben 5 dakikada taksiye biniyorum. Niye mal gibi bu arka sokakta doğru, beklemiyorsun gibi doğru. Bir şey dedin. Neyse. Evet. Bir dakika. Eslem kısmına gelelim. Eslem, ben sana şöyle bir pas atayım. Ha. Eslem bu programdan aldığı popülerlik zaten çok acayip bir popülerlik. Artık altında bizden fazla Eslem'in adı geçiyor. Hatta biri demiş ki geçen bölümde belki alınmıştır. Abi ne olur bunu yapsan kesin yapsan alınmıştır. Sen yaparsın. Eslem'i kamera önüne çıkar. Görmek istiyoruz. Çok merak ediyoruz. Instagram'ı da kapalı. Eslem de bu popülerliği kaldıramadı herhalde. Çünkü bugün bir ekip arkadaşını gözümüzün önünde ezdi. Evet. Şimdi bu karışık bir mevzu. Evet. Ben iş hayatına İnsan psikolojisine dayanır. İş hayatına girer. Her yere giriyor. Ben evet. Sadece sonuç olarak şunu söyleyeceğim. Konuya döneceğim. Genç bir arkadaşımız bugün burada öldürüldü. Öldürüldü. Kariyeri baltalandı. Ömer gibi öldürdüler bu adamı. Aynen. Ömer'i öldürdüler olayının aynısı oldu. Şimdi Eslem İşko Messi Galatasaray Üniversitesi'nde okuyor bu arada onu söyleyelim. Evet. Bakın arkadaşlar Galatasaray Üniversitesi Fransızca sosyoloji okuyor. Fransızca iletişim mi? Nasıl yapıyorsun? Je t'aime. Fransızca iyi mi senin şu an? İyi. Yani Fransızca tamam, iletişim okuduğuna göre biraz Frans, iyi. Bir Marsilya konusunda. Güzel. Neyse. Bir tamam. Fransızca cümle kur bakayım. Mesela de ki. Erman abi. De. Erman abi sen düzgün bir insansın ama bazen çok garip olabiliyorsun da. Erman abi niye osurdun bugün de? Erman etan person tekler me am. Amman falan demeye başladı boş ver. Boş ver. Şey var ya Gökmen Özer. Ama sen bitiremezsin bu okulu. Bu yani i̇yi, cümleyi iyi, kuruşundan. İyi gidiyor. Ya, iyi gidiyor. Sen kaç dil biliyorsun acaba? Çoğu insanın Türkçesi böyle değil. Bir şeyi duydun onu. Joy. Acayip gırtlak verdi. Kırıklı. Lokla. Joy. Loklak. Loklak mı? Loklak. Bir de Lyon'da vardı Clerk. Boğazda evet. Balgam var gibi. Neyse konuya dönelim. Gelin lütfen ha. Şimdi Galatasaray Üniversitesi'nin iletişim Fransızca okuyordu bugün okulda. Oradan tezini teslim etmiş. Tez hangi konu üzerineydi? 21. yüzyıl Türk sinemasında Taşra'da kadının temsili. İki tane film var zaten. İkisinden bakarsınız. Şimdi oradan gelirken geç geldi tamam mı bugün programa? Şeyleri de şunları da şey kesmiş. Barış. Barış yardımcı olmuş arkadaşına. Şimdi Eslem içeri girdi. Ya bunları dedi ne kadar ince kesmişsin, köşelerinden kesmişsin, nasıl okuyacaklar? Ben en başta şey dedim hani herhalde şaka yapıyor falan filan. Böyle olmaz dedi, gitti yukarıdan tekrar çıkarttırdı. Öldürdü çocuğu orada. Ama benim hatam. Bu salağa bu işi salağı. Bıraktım diyorsun. Bu ibne, benim hatam, bu göte. Küçük fontta yazmışım. Bu ne peki? Onu da büyütüp tekrar. Ali Atabak formatı bak. Ben telledim. Neyse bugün burada genç bir arkadaşım öldürüldü. Ben öldüm. Barış'tan diğer genç ediyorum. Barış'tan özür diliyoruz. Ben de. Sen ne yapıyorsun? Telledim. İyi misin Sabri abi? Antibiyotik kullanıyor ya ondan herhalde. Sabri abi ne oldu yüzüne? Telliyorsun ne oldu? Antibiyotik alıyorum ya. Ondandır. Ve Recep Doğru. Sen ne ara çektin lan? Çekmedi bu çekilmiş geldi. Çekik geldi. Team o kadar büyük yazmış ki elime gelmeye başladı. Team ikonik anılar. İkonik anlar. Aynen öyle en iyi çatı konusu ve Demarke'nin en iyi içeri olan ikonik anlar serisine özel bir soru. Futbol tarihindeki herhangi bir ikonik anda sen ne yapıyorsun ya? Oğlum telliyorum baksana. Telli yüzünü kaldı. Hayır canım. Onu aç bu tarafa atabiliyor musun? Hangi diyor ikonik olayda baş kahraman olmak isterdiniz diyor. Ben demiş mesela Hırvat polise tekme atan Sırp futbolcu. Şeyden Sırp Boban değil bu arada. Tam tersi. Şey Sırp polise tekme Hırvat atan Hırvat futbolcu. Boban. Sen kim, ne olmak isterdin? İyi misin? Çok var abi yani. Karnabahalı alkışlanan rol diyor. Yok çok var sen. Ben... Ya ne bileyim mesela Semih Şentürk, Hırvatistan gol atma olabilir, o an mesela evet. O anda kendimi yerine koysam. Semih bir de çok karizmatik sevindi. Ulan o dakikada 120'de gol yemiş sen 120'de gol atıyorsun. Şöyle falan karizmatik sevindi. O, ben onu seçiyorum. Ben seçemiyorum çok ikonik an var. Seçersem haber veririm. Tamam. Oku. Vahit Yıldırım, Erman Yaşar'ın sol kulağı. Vahit Hoca. Sorum iki mekanizma sahibi adama. Modric'i kendi jenerasyonunda kaçıncı sıraya koyarsınız? Bir de kız arkadaşım Pınar'ı onu sevdiğimi söylerseniz makbule geçer. Erman abinin yanaklarından öpüyorum. Öncelikle
Sevgili Vahit Yıldırım'ın kız arkadaşı Pınar, Vahit seni seviyor. Bunu söyleyelim. Vahpın ha? İkili. Aynen. Hashtag. Modric'i, kendi jenerasyonunu Modric'in, yani Xavi'leri, Iniesta'ları da alıyorsak hemen yanlarına koyarım artık yani şu dakika itibariyle. Onlardan daha sonra görüyorsak, ki daha sonra aslında bir yarım jenerasyon, tam bir jenerasyon olmasa da Xavi'ler, Iniesta'lar biraz 2000'lerin başında çıkarken Modric biraz daha 2000'lerin ortasında çıkan bir oyuncu. Peki oyun. Ben soruyu biraz iddialı hale getirip biraz da genişleterek sorayım. Son 20 yılın en iyi 10 futbolcusuna girer mi? Modric girebilir abi. Bence girmez. Girebilir. Girebilir. Girebilir ben... önemli bir cevap. Ha? Tamam, hemen say abi. Ya Ronaldo, Messi. Ronaldo, Messi. Ronaldo, Messi. Tamam. Kesinlikle Xavi, Iniesta. Xavi, evet. Iniesta. Sergio Ramos. Ben... Ronaldinho. 20. Son 20 yıl abi. Hayır ama ben. Son 20 yıl. E tamam bulan Ronaldinho. Tamam işte girer yani. O girer. 7 oldu. 6 mı oldu, 7 mi oldu? 6 oldu. Ya hanesi var bu işin. Zidane'ı var. 8. Girebilir, güzel cevap işte. Abi, ya o yüzden be. Ya giremeyebilir. İbrahimovic. Sihirli kelimeyi kaçırmayın abi. Adam girebilir dedi. Lewandowski, İbrahimovic, forvetlerden Ar- girelim. Benzema saymadınız. E tamam, golcülerden gidiyorsun. 11 oldu. R9 R9 2000'de gir... Tamam sen girmez diyorsun. Ben girmem. O girebilir dedi. Ya Modric bu arada son 10 yılın... Sihirli kelimeyi kaçırıyor abi. Girebilir evet. Son 10 yılın en iyi 5 futbolcusuna girer mi? Son kim? 10 yıl. Bir Ballon d'Or'u var zaten. Onlar hani girebilir şekilde ödül verilmiş adama. Bu ne abi bu ya? Bu yasasından mı geldi bu? Benim ikramım abi. Niye abi, ben böyle bir şey istemedim. Bir dakika, bu çocuğun dengesi şaştı ha. Kameraya komple girdi amına koyayım. Eslem shaming yaptıktan sonra bu, Eslem shaming'i uğradıktan sonra. Bu woman's planning oldu bugün. Girer de girmez de kardeşim, bana ne. Girebilir de daha uzatmayın ama. Girebilir doğru. Şunu söyleyeceğim ben burada. İstese girer yani. Dün bir mesaj aldım. Mesajın sahibi Cem Düveroğlu. Abi bana Cihat Akbel'in... Ev adresini atar mısın? Ayda dedim Cihat. Dur stop. Dur. O konuya geleceğiz dur. Dedim şimdi herhalde Cem Düveroğlu şimdi... tatlıyı fazla kaçırdı. İkoniyin arasında fıstığı geleceğiz. Fıstığı bastı Cem Düveroğlu. Cihat Akbel'in ev adresini atmana diyor. Bugün Recep İvedik burada. Abi boyuta bak. Evet. Abi bunu okuduk tamam. Emre Tepe. Düveroğlu konusuna geleceğiz. Selamlar abiler. Sorum Cihat abiye. Abi Batman petrolü kaliteli mi? Arkadaşlarla bu konuyu tartıştık. Hiç çözüme ulaşamadık. Bizi Engin Bilgin'le Ayda... Çok güzel esmeye başladı şimdi bu arada. Elinize sağlık. Şimdi, keyfimi buldum. Her şey senin için. Şimdi bazı arkadaşlar şey diyebilir. Şimdi Fatih Terim'in şey videosu var ya. Onu bilir, bunu bilir, yüzüme bilir. At. Onu diyebilir. Ama ben petrolü şimdi bilir. Bu şimdi benim uzmanlık alanım. Niye? Sen Batmanlısın. Hayır. Batmanlı olmayı geçtim. Ben üniversite bitirme tezimi bu konu üzerine yaptım. Batman'ın petrolü üzerine mi? Batman şehrinde petrolün kalkınmaya etkisi. Tamam mı? Hoca kabul etti. Ben bunu inceledim. Bu güzel bir soru. Şimdi diyorlar ki lan Batman'da petrol çıkıyor. Bir şehir, yani Batman dedikleri, eskiden İluh dedikleri yer. Orada petrol çıktıktan sonra bir şehir halini alıyor. Yani mesela Kırıkkale'de nasıl bütün erkekler ve kadınların bazı bölümleri şey MK'de çalışıyorsa, Zonguldak'ta madende çalışıyorsa, işte orada Tüpraş'ta, orada da Türkiye Petrolü'nden çalışmış. Şimdi bu Türkiye'de petrol çıkıyor. Şimdi iki tane soruya cevap vereceğim. Bu bilmeyen insanlar abi soruya bak, nereden selam yollamış. Balıkesir program... Sındırgı çok güzel bir yerdir. Aynen. Gittiniz mi hiç Sındırgı'ya? Ben gittim. Ne gittin lan, ne gittin? Gittim diye. Ben dedim ama adam... Hayır, o da ben gittim yaptı böyle. Bak sen ben gittim. Bu adam ben Sındırgı'ya gittiyse beni Sındırgı'ya sınırında... Ben seslendireceğim. 3-2-1... Hayır sen sessiz söyleyeceksin. Ben seslendireceğim. Sen ona bak. Biri görünce söyle. Ben gittim. Hayır oğlum, ağzını oynatsana. Aptal bu çocuk. 3... 2... Ben gittim. Senkron kaydı. Neyse bir dakika, konuya ya dönüyorum. Ya ne bakıyorsun kardeşim? Konuya güzel dönüyorum. Güzel çocuksun, bakıyorum. Konuya dönüyorum. Konuya dönüyorum. Şimdi petrol çıkıyor ama arkadaşlar petrolün... Bize kadar çıkıyor. O da değil. Petrolün değeri düşük olduğu için bildiğimiz manada petrolün kaliteli kullanımını elde edemiyoruz Batman'dan çıkan petrolle. Yani Batman'dan çıkan petrol asfalt oluyor, fuel oil oluyor. Yani... Kaliteli petrol çok az bölgede çıkıyor Türkiye'de. O sebeple biz bir petrol ülkesi değiliz. Petrol çıkıyor ama değiliz çünkü petrolün kalitesi düşük. Hani diyorlar ya, kuyuyu açtılar, petrol çıktı, kuyuyu kapattırdılar. Hatta onun üstüne bayağı böyle şey yapılır. Amerika zorla kapattırdı falan. O tarz şeyler de olabilir, onu bilemem. Ama asıl sebebi şudur. Petrol çıkarma maliyetinden daha kalitesizse, yani çıkarmak için harcadığın para çıkardığın şeyden daha maliyetli hale geliyorsa o kuyu kapanır. Kuyu, yani Türkiye'deki petrol yeteri kadar kaliteli değil arkadaşlar. O yüzden işte asfalt oluyor falan filan. Ağzına sağlık abi, senin 5 numaran. Bende de fuel oil var. Çakmak gazı var. Sındırgıyı da oku. Mert İnce, team en büyük ikili.
Biziz. Adam hiç şeye girmemiş, teşbihe. Sağ olsun. En büyük ikili. Balıkesir Sındırgı'dan selamlar. Aleyküm selam. Ben de Balıkesir Edremit'te askerliğimi yaptım. Buradan Edremit'e selamlar komutanlarıma. Hayatınız film yapılsaydı. Hayatınız film yapılsaydı sizi kimin canlandırmasını isterdiniz? Beni Cihat canlandırsın isterdim ben. Hemen ölürdüm ben. Böyle bir şey yaşatmamak için. Abi benzeyen ünlülere düşünelim. Sen net Yavuz Bigoz Yiğit. Yavuz. Kısıtlı zeka ya. Şş yapma abi. Her bir sik yap. Sen de yapmıyor musun sanki? Sen ben senin dışarıda iki kere, üç kere osurduğunu publikte söylüyor muyum? Ne diyorsun oğlum sen? Ne saçmalıyorsun? Nasıl anlamadım. Üçümüz oturuyorduk bir anda bir adam istifa etti diye osurma. Yok lan ben, etti. Hayır abi ben kurbağaya bastım. Sandaç istifa etmiş bu arada bütün Burnley taraftarına. Evet Burnley camiasına. 12 yıllık Çınar kovuldu. 12 yıllık Çınar gitti. Burnley seneye düşer. O eşekleri yıllardır ligde tutuyordu. Aynen. Şimdi Burnley seneye düşer diyor. Premier Lig seyretmediği ne kadar belli herifle. Bu sene de düşünürsün. Abi iyi oldu. Kimlerle yapılıyor bu programlar ben. Neyse buraya atarsın Esra. Biz ne yapıyoruz şu an? Hayatınız film yapılsaydı sizi kim canlandırdı? Cihat Akbel. Hayır ya. Ne hayır ya sana ne ulan Cihat oynasın benim istiyorum. Bigot Yavuz ama Cihat abi. Doğru oyuncu sormamış. Herhangi bir olay. Seni kim oynardı abi? Ciddi düşünelim bir. Yavuz Bingöl. Ya beni böyle Nefes filmindeki. Yavuz Bingöl oynar bunu. Ya Yavuz Bingöl sakallı gördün mü hiç hayatında ya? Gördüm. Ben de gördüm. İkisini de gördüm. Mardem. Bak ben Yavuz Bingöl oldum bile. Gitme aklım sende kalır. Şey uyuyamam geceleri. Burnley'in 24, Everton'un 28 puanı var. Düştü abi işte. Yavaş kalır. Daha iki maçı hiç ayrılmadık seninle. Abi bu adamın müzik kulağı rezalet. Ne söylediğini anlamıyorum ya. Hiç ayrılmadık seninle. Mesela şey söylesene. Kara treni söylesene. Kara tren gecikir belki hiç bak, gelmez. Dağlarda salınır. Sana tek bir şey söyleyeyim mi? Dinleyici olarak kalmaya ısrar et. Bırak bu işleri. Bu arada yeni şarkımız çıktı. Firdevs niye söylemiyor diyorlar. Firdevs ayrıldı diyoruz gruptan. İnatla kabul edemediniz bu gerçeği. Firdevs geride bıraktı Mardigal kariyerini. Emre Tepe, Team Ömer Baba. Selamlar abiler. Sorum Cihat abiye. Abi Batman Petrol. Ya abi bu nasıl bilgi? Sorduk bunu cevapladık ya. Okudun abi niye kızıyorsun? Cihat Ülker. Elimdeydi abi. Soruyu sen okudun oğlum. Hayır ben okudum. Bir dakika biz soruyu okumadık ki. Okudum ulan ben okudum sana verdim. Kazma bir de sen okumuşsun bir tur. Cihat Ülker. Hayırlı olsun Cihat. Bu ne abi? Oh iyi git sana girsin o soru İyi, da. İyi ben de memnunum evlilik. Necdet Erman Yaşar'a ve adaşım Cihat Akbel'e selamlar. O da arkadaşım ben aynı öyle... O da arkadaşım ben aynen öyle izlerken sesli mastürbasyon yapıyor. Ya. Abi ne olur yapma ya. Doğrusunu oku abi. O da arkadaşım ben aynen oğlum, öyle izlerken. Oğlum neye şaşırdınız bu programa gelen mesajların çok da programın dışında değil. Sesiyle uyuyormuş pardon. Bu da bir nevi şeydir yani işte. Neydir? Rizeli Vehbi'ye selam söyler misiniz? Kime? Rizeli Vehbi. Cihat Ülker'in oda arkadaşı Rizeli Vehbi. Abi biri şey yazmış. Kral TV gibi selamlar alttan geçirseniz de bunları yazmış. Ona gidiyor olay. Rizeli Vehbi'nin Vehbi ayrıştırıcı özellik olarak Rizeli lakabından seçilmesi de bana biraz ilginç geldi sonuçta. Herifte ÖSS paragraf sorusu var. Yani 16. soru arkadaşlar. 2009'un. TÜBİTAK'ın hangi cümle anlatımı hazırlı bozmaktadır? Bu yazıt bu soru değil sadece. Bunu sonra okuyacağım. Güç bulamadım. Al bunu alamazsın. Sen söyle. Burak Çakmak. Team Çad askerleri. Sorum muasır medeniyet seviyesinin beşi olan çılgın ikiliye. Villarreal'in Bayern Münih elemesi sizce orta dereceli takımların Şampiyonlar Ligi'ne bakışını veya odaklanışını değiştirir mi? Değiştirmez. Bu arada ben bu programın ilk gününden beri Erman abi şahit. Nagelsmann SOS veriyor dedim. Oyuncularla arasındaki ilişki iyi değil dedim. Acaba bu adam bu takımı kaldıramıyor mu soruları havada geziyor dedim. Ve maçı koparamadı. Büyük usta Unai Emery şahmat yaptı. Geçmiş olsun dedi. Öyle half space 10.000 pas bilmem ne falan. Öyle. Bak sana ben bir şey soracağım. Unai Emery dediğin adam 10 yıldır bunu konuştuk. Çatır çatır kupa alıyor. 10 yıldır burada bu herif. Düştü. Kariyeri düşüşe geçti. 6-1'lik. 4-0-6-1. Barcelona PSG'den sonra olmadı. Arsenal'e gitti. İyi işler yaptı. Çok eleştirildi. Tekrar aşağıdan yine başladı. Geldi yine buraya. Villarreal'le Şampiyonlar Ligi'ye final. Unai Emery ile ilgili yazılan yazılar
Nagelsmann'la ilgili yazılan yazıların %1'i değildir. Ben buna isyan ederim. Ben buna baş kaldırırım, olay çıkartırım. Unai Emery bayağı... Katılır mısın? Katılırım. Olsaydı kupanın en büyük şeyiydi. Güzel konuşuyor. Güzel. Bu soruya cevap değil mi? Orta takım yani geçen sene de Atalanta şeydeydi. Ondan önce Leipzig galiba yarı finaldeydi. Leipzig gerçi şu an bence bayağı... Yarı değil de çeyrek mi oynadı Leipzig'e? Yarı oynadı. Hayır. Liverpool eledi. Hayır. Liverpool çeyrekte şey eledi. Geçen sene Ozan Kabak vardı aslında. Ondan önce. Evet şeyde bu pandemi. Beyler böyle şeyler olduğu zaman genelde siz göt oluyorsunuz. Bakalım ne olacak yine. Geçen sene. Ben ne dedim? Şimdi... İki sezon önce dedim. İki sezon demedin. Dedim. Kayıt var. Dedim. Kayıt var. Lan dedim. Geçen sene. Dur dinle. Geçen sene Atalanta vardı. Ondan yavaş. Önce de Leipzig vardı dedim. Dedim mi? Dedi. Dedim mi? Dedi. Galatasaray sizi ha? Öyle gibi dedi ben de anladım. Galatasaray. Tamam neyse bakarız. VAR'a gidiyoruz. Şu an VAR'a gidiyoruz. Demiş miyim? Yani geçen sene de Atalanta şeydeydi. Ondan önce Leipzig galiba yarı finaldeydi. İki sene önce yarı finaldeymiş. Geçen sene Liverpool'a elenmiş. Benim dediğim işte. Evet, İki sene önce yarı... Ben... Ya kardeşim. Ben dedim ki geçen sene... Benim programınızı lan diyeceksin. Vallahi açın sök şunu ya. Bak geçen sene Atalanta. Kameraya bakıyorum. Geçen sene Atalanta yarı finaldeydi. Ondan önce Leipzig geçen vardı. Geçen sene İsmet Arzuman. Geçen hafta bak. Okey. Bakışın odak değiştirmez. Giden gidiyor zaten. Abi oralara çıkan takımlar zaten her iyi oluyor. Her geçen hafta İsmet Arzuman. Babalar Premier Lig seyir zevki olarak en üst seviye olabilir ama İspanyol takımları yıllardır Avrupa'da başarılı. Sizce de Epe'de reklamı iyi yapılan bir entertainment mevzusuna dönüşmedi mi? Hayır. Bundesliga ve La Liga daha zevkli geliyor. La Liga bir kere kesinlikle daha zevkli değil de Bundesliga'ya kesinlikle daha zevkli değil ama oyun kalitesi yüksek abi. Yüksek o ayrı konu da kesinlikle daha zevkli değil. Ben yani La Liga maçları anlatırken ızdırap çekiyorum. Erman abi bir şey diyeceğim. Sen ikisini de çok iyi bildiğin için sana sormak istiyorum. La Liga'da İngiltere'deki kadar fos takım doluşmuyor lige. Mesela bu sene de İngiltere'de çok fos takım var. İşte Everton, Burnley, alayı şu an sıkıntılı durumda onu söylemeye çalıştım. Sıkıntılı durumda ama mesela, çok fos takım bu var. Bu fosluk La Liga'da bu kadar geniş kapsamda olmuyor. Onu söylemeye çalıştım aslında. Var ya yani 10. sıradan aşağısı bayağı tırt takım. Yok abi öyle değil. O kadar tırt değil ya. Bence bu sene özellikle Premier Lig bu noktada sınıfta kaldı yani. Çok kalitesiz takım var abi. Yani kadro ya Watford'un kadrosu konuştuk burada. Ne rezil bir kadro o ya. Oyuncu yok takımda. Yani İspanyol takımları yıllardır Avrupa'da başarılı ama İngilizler de son 5 seneyi domine ediyor. Yani UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz finali oldu. Bir kere Manchester United şey oldu. Şampiyonlar Ligi'ni 3 sezon önce Liverpool aldı. Geçen sene İngiliz finali oldu. Ya bu sene İngiliz finali olmak. O La Liga'nın çok öne çıktığı yıllar bir kere hem milli takımın İspanya'nın çok iyi olduğu yıllar. Hem de Pep Guardiola. Barcelona, Pep Guardiola, Mourinho, Real Madrid, Ronaldo, Messi. Yani bütün dünyadaki her şey oraya toplanmıştı. Değil mi? Aynen. Yani şu an mesela Benzema çok iyi olmasına rağmen Benzema La Liga'nın izlenilebilirliğini arttıramıyor. Ya da işte Vinicius, Dembele bu transferler biraz bunlara da fayda sağlamak için alındı. Olmadı. Fatih Aktaş, Team Kontravolta. Erman abi aşık mı oldu? Şu aralar muhteşem performans veriyor. Allah bize nasip etsin. Değilim. Değil. Aşık değil. Aynen öyle. Berke, Team Probable adam. Sorum deve sana diyor. Dünyayı bir hayvanla gezecek olsa hangi hayvanı tercih ederdi? Deve mi? Öyle demiş zaten. Sorum deve. Sen medya deve misin? Sorunun cevabını soruyu sorarken vermiş. Medya deve. Ya öyle diyorlar aslında. Evet. Son soru. Ne son sorusu var? Hala mı soru var? Ha. Recep Faruk Yılmaz. Yıldırım pardon. Kolibalilerden en iyisi sizce hangisi? Kalidou Koulibaly stoper. Başka yok. Var oğlum Türkiye'de Koulibaly vardı ya küfür ediyordu tamam, sana sonra. Tamam aktif. Ya bu katlı set öder manyak ya. Biz takar diyoruz var. Valla benim Kalidou Koulibaly şu anda yani. Geçen şeyde bir maçta bir şey yapmış. Ne 5 lan ne 5? Verona maçında. He 5. Kafayı yedim ya. Adama kayıyor tekrar geliyor falan. Neyse. Neyi anlatıyorduk? Burada Savic'e de... Bir selam gönderelim. Ne oldu? Bak kışkırtıyor seni. Seni Allah'ın elçi. Tamam bugün ikonik yapılmaz. Kışkırdı bu. Kışkırdı. Kışkırtmaç vur. Niye bir dakika Savic akrabasın. Kışkırtmaç vur. Ya ben nasıl kışkırttım? Kışkırtmaç vur buna. Kışkırıyorum bak. Bak şu an kışkırıyorum. Şuralarıma ateş koysana. Estağfurullah. Kışkırtmaç oldu herif. Bu arada buradan Savic'e Bepantol öneriyorum. Bak laflara bak ya. İçini geliyor. Bak ya şu kukçinin dediklerine bak ya. Sen Erman şu abinin çantasındaki kolonyalı mendil. Şu kolonyalı mendili verin. Arkadaşlar adam çantasından şöyle bir şey çıkardı. Ya ne istediğimi çıkarım. Bir de bunun normal olduğunu iddia ediyor. İddia ediyorum ver. Zaten. Bu arada Savic'e de tekrardan selam gönderelim. Hala bu. Ver. Abicim pandemi dönemimde. Arkadaşlar boyutu görüyor musunuz? Sana yani, ne lan boyutundan? Temizleniyorum evde, ben. Evde masanın altında olur bu normalde. Allah Allah. Masayı silersin. Temizliğimi yapıyorum. Ya da işte yapıyorum. Çocuk varsa çocuğun götünü silersin. İşte. Pişik olmasın diye. Bu senin çantandan niye çıkıyor abi? Abi her yere gidiyoruz gün içerisinde temizleniyorum. Neyse.
Bugün ikonik yapacağız. Evet, ikonik yapacağız ama 42 dakika oldu, daha ikoniye giremedik. Bu program 30'suz. Hayır, bir şey olmamış. Ne olmamış ulan, zaten seni 5 tane hikaye anlatman 1 saat. Muhtemelen en uzun bölüm olacak. Muhtemelen güzel. En uzun bölüm olacakmış. Ben biraz uykusuzum. Ben de uykuluyum. Yani şu anda uykuluyum. Biz yani. İkimiz kontrast bir ruh halindeyiz. Bu programda neler olacağını ben kestiremiyorum. Evet, şu anda önüme ikoniklerimi açtım. Çok, birbirinden çok, ikonik 5 olayım var. Çok güzel konularımız var. Evet, 5 numaralarımızla ikoniye gireceğiz. 4 numaralarımızı vereceğiz. Sonra başka bir şey vermeyeceğiz. 3, 2 ve 1'ler bambaşka yine şeyler. Yine müthiş konularımız var. Erman abiyle dolu dolu bir ikonik bölümü sizleri bekliyor. Geçen hafta söylemiştim. Cihat Akbel, Çat, Tazmanya, Fas, Zaire. 80 ülke bayrağını bildiğin doğru mu? Daha fazla. Hadi lan, tamam. Çiz Zaire. Çizemez de gösterim de söyle. Zaire'de şey var, ateş tutan adam var. Ne ateş tutan adamı var lan? Zaire tamam. Diye bir ülke yoksa. Botswana mavi siyah çizgi. Kolay soruyorum. Mısır. Mısır kırmızı beyaz siyah ortada. Norveç. Kırmızılar. Tacikistan. Tacikistan yeşil beyaz şey yeşil beyaz kırmızı ortada da bir figür var. Çin. Kırmızı sarı. Çok kolay sordum. Zor gel. Japonya. Beyaz ortada kırmızı var. Doğru söylüyor. Bulgaristan. Yeşil beyaz ve kırmızı. Gine. Yeşil sarı kırmızı. Sudan. Siyah, beyaz, kırmızı. Venezuela. Sarı, yıldızlar var. Mavi falan filan. Evet, doğru. Doğru. Doğru mu? Sen yalnız neyi test ediyorsun? Devam et. Devam et ya. Angola. Orak çekiç, kırmızı, siyah, sarı, orak çekiç. Ülkeleri unuttu. Yeşil, kırmızı. Suriye. Kırmızı, beyaz, siyah. Bir de yeşilli bayrağı var. Muhalif bayrağı. Moğolistan. Hemen söyleyeyim. Mongolia. Biliyorum. Ben de bakayım, ben de bilmiyorum. Biliyorum. Rezil Rusfan oldu. Hayır, biliyorum. Paramparça oldu. Lan biliyorum. Ortada... İşte adamı böyle s**kenler. Lan biliyorum, köşede bir şey var, soba gibi ya. Soba, kırmızı, mavi, kırmızı, soba var solda. Yemin ederim aklıma gelmedi ya. Ortada bir... Hocam, test değil. Devam. Ben bildiğim için söylüyorum devam. Bu bilgiyi. Bir tane daha sor. Bilemedin abicim. Ya özür dilerim. Soba var kesinlikle. Özür diliyorum. Şöyle kimden özür diliyorum. Gelmedi aklıma. Moğol diye. Arkadaşlardan özür dilerim. Başta Cahit Berkay olmak üzere tüm Moğollardan. Bunun tam tersini yapalım yayından sonra bilgisayarda. Bayrağı göster, ülkeyi söylüyor. Söylerim. Bayrağı görürsem kesin söylerim. Ya burada adı ben... Kırmızı. Papua Yeni Gine. Hemen söylüyorum. Patladı bu. Patlamadı. Hiç tutmaz bu da artık. Bozuldu bir kere. Bir dakika. Kırmızı, siyah ve sarı bir şeyler var. Kuş gibi. Hiç öyle bir şey görmüyorum ben. Bak. Bak. Kırmızı, siyah. Papua Yeni Gine mi lan? İbne. O bilmiyormuş. İbne mi? Duydun mu? İbneyi mi duydun? Hayır, kuş. Doğru son. Son bir sorun var lan. Tamam, son. Anadolu Selçuklu Devleti. Bilmiyor musun onları? Biliyorum da o kategoriye girmez. Peki. Ülkeler. Avrupa'dan popüler olmayan bir ülke soralım arkadaşlar. Ne var Avrupa'da popüler olmayan yeni ülkelerden verin. Arnavutu çok rahat bilir. Aferin. Güzel. Kırmızı. Hayır. Mavi. Hayır. Evet. İkisi de hayır. Doğru. Kırmızı ve mavi. Al işte. Taç var sarı. Bildim işte. Tamam, bir tane daha soruyorsan sor. Son sorumu soruyorum. Ondan sonra da programı bitiririz herhalde zaten. Bir saat oldu. Burundi. Burundi'yi hemen sana söylüyorum. Eski beyaz. Hafıza testi şeyi vardı. Böyle çapraz tamam. Bir şey var. Şöyle, tamam mı? Şöyle. Ortada bir yuvarlak var. Beyaz, kırmızı var, yeşil var. Çevir. Haydo. Angola. Söyledim. Çat. Çat, Romanya'nın aynı renkleri. Tonajı biraz değişik. Doğru mu? Şey. Haşırttı Blackbird. Guam. Güzel soru. Cevap vereceğim Guam'a. Mavi. Guam'ı bilirse ben mavi siktir olur giderim buradan. Bak net söyle. Mavi background. Önünde duran insanlar olması lazım. 2 kişi. Kim onlar? İnsan değil onlar. Palmiye mi var? Ben. Şey diyor, o palmiye senin. Tamam. Guyana ile karıştırdım galiba. Emin değilim. Önünde insanlar duranlar var. Ama bak doğru gittim. Mavi background'ı hatırladım. Ben bilmem. Buraya Guam demişler. Ama tamam. Helal olsun herif, doğru söylüyor. Background'ı en azından bildim. Mavi background ve önünde bir şey oldu. Ha yok, o değil. O Guyana, French Guyana var bir de. O buradan füzeler atılıyor. Gördün mü? O Fransız Guyana'sından atılır. Evet, deneme füzeleri. Füzeler, TÜRSAT, MÜRSAT falan oradan atıldı. Evet, biz gittik attık. Göztepe Stadı'na gittik, sonra da oraya gittik. French Guyana'ya füze atmaya. 5, evet 5. Yeter bu ne ya? Cihaz'ın abisi olduğu için füze arada atar kendisi. Evet.
Arkadaşlar saat olacak program. Olmasın diye şeyi haftaya bırakıyoruz. Öyle konuşmuştuk ama çünkü 50 dakika oldu program, daha ilk konuya girilemedi. Öleceğiz, öleceğiz. Nasıl o zaman 5-4'ü bu hafta söyleyelim, 3-2-1'i gelecek haftaya koyalım. Hem iki program. Ulan ben Belize'den bahsediyordum Guam yerine. Belize! Bir saattir düşünüyorum. Belize'yi göster bakayım. Belize'ye ben i̇nsanlar de bakıyorum. İnsanlar var önde. Evet, insanlar var. Ha? Belize'de insanlar bakayım. El ele tutuşmuş. Belize'yi aç bakayım. Aç lan Belize'yi. Ulan Belize yazacaksın. Belize dümdüz Belize. Sapık adam, Instagram'da mı geçiyorsun? Ne yapıyorsun? Bir Belize yazacaksın lan Google'a. Bak. Bak. Gördün mü? Belize'de ama aynısı. Guam'la aynı matematik. Ulan neyse. Guam nere, Belize nere? Ne alaka? Hadi Guam. Şimdi arkadaşlar 5. Bir şey soracağım. Sor. Bugün ikonik mi yapalım yoksa aşk köşesi mi yapalım? İkonik abi, hiç oralara bizi sürme, bitireceğiz. Aşk bugün. Köşesi ben yapalım. Ben bu ikoniyi bence. Bir daha çekeyim abi. Benim kafamın içinde 50 tane o şey var. O zaman benim teklifim şu. 5 ve 4'ü bugün konuşalım. Hayır öyle bir şey yok. Aşk köşesi yapalım. Evet. 3-2-1'i de haftaya konuşalım. Hayır benim öyle bir şey mi var ya? Oğlum, ne yaptınız oğlum? Bitmez, biter bir şey yok ya. Çok mantıklı. İlk defa Erman abiye katılıyorum. İlk defa. Oğlum biter olmaz tamam, öyle bir hadi, şey peki. Ya. Ve 5 numaralar. 5 numaralar. Senin benim 5 numaramda tartışmasız çok ikonik bir an. Erik Abidal'in kanseri yenmesinden sonra 2011'de Barcelona ile Şampiyonlar Ligi kazandıktan sonra. Başlığı ver ya. Ben de vereyim. İşte bu. Başlığı veriyordum zaten. Xavi'nin. Öyle başlık mı olur abi? İsmet Özel şiiri gibi. Xavi'nin Abidal'e jesti. Tamam. Benim de şey. Puyol. Puyol'un zaten. Ne Xavi'si amına koyayım. Puyol'un. Abidal'e jesti. Fabriz Apruzese adında bir adamın hikayesi bugün. Evet. Fabri Apruzese. Ben normalde çok uzun uzadıya anlatacaktım bunu. Görüntü analizli. Yani Puyol nasıl geliyor şeye, kupa töreninde falan. Ama çok zaman geçtiği için ve zaten Cihat'ın konuları 45'er dakikalık. O yüzden hızlıca şunu söylüyorum. Erik Abidal malum kanser tedavisi sonrası kanseri yeniyor. Öğretmen mi olur ya? Ve Barcelona 2011'de Şampiyonlar Ligi'ni aldıktan sonra Puyol normalde kupayı kendisi alacakken Abidal'e kaptanlık bandını takıyor ve Abidal kupayı kazanıyor. Barcelona oyuncular da Abidal'in etrafında fıngı 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 oynuyorlar. Bu olayı ben dediğim gibi burada ikoniye yakışır şey, bir şekilde. Şey gibi anlattın. Şanım var da çocuklara masal saati. Aynen. İkoniye uygun şekilde 8-10 dakika vücut dilleri analizleriyle işte bir tane horoz mızık açalıyormuş. İleri üstüne zıplamış. Ama süremiz çok aşıldı. O yüzden hızlıca geçtim ben. Güzel abi, eline sağlık. Ben hemen anlatayım. 2012-2013 sezonu Marsilya, Eli Baup yönetiminde şampiyonla oynuyor. Eli Baup'un da Eli Baup olduğu dönemler. Tabii Eli Baup öyle şey değil. O sezon müthiş bir hücum rotasyonu var takımın. Loic Remy, Pierre-André Gignac ve Ayev kardeşler. André Ayev ve Jonathan Jordan. Jordan Ayep ve işte Valbuena'ların falan. Fenerbahçe'nin Alex de Souza'nın şey yaptığı sezon. Bıraktığı sezon Fenerbahçe'yi. 13. hafta yanlış hatırlamıyorsam 13. hafta Bordeaux deplasmanına gidiyorlar. Loic Remy sakat. Gignac sakat. Ayev cezalı. Jordan Ayev. Sadece elinde André Ayev var. Ve Bilal Omrani diye şu an herhalde Cluj'da olan bir santraforu var. Genç oyuncu. Eli Baup bizim hücum oyuncusuna ihtiyacımız olabilir deyip hiçbir zaman profesyonel seviyede yani büyük 5 büyüklükte rastlayamayacağımız bir şey yapıyor. Sezon başında Marsilya B takımına yani takımın rezerv takımına, amatör seviyede oynayan takımına Consolat takımından bir tane 28 yaşında santrafor alıyorlar. Santraforu alma sebepleri şu. Takımdaki genç forvetlere abilik etsin diye 28 yaşında Fabriz Abruzese diye bir adamı takıma transfer etmiş. Marsilya B takımı. Adamın bütün kariyeri amatör küme. Eli Baup gidiyor abi Marsilya B'ye kadrosuna bakıp Fabriz Abruzese'ye profesyonel sözleşme imzalatıyor. Bordeaux maçından önce. Bu adam 28 yaşında. 1-0 Johan Gufran'ın golüyle 1-0 Bordeaux öne geçiyor. 74. dakikada Valbuena oyundan çıkıyor. Fabriz Abruzese oyuna giriyor. Bu oyuna girdiği zaman bunun görüntüleri vardır. Sahada gerçekten profesyonel olmadığı 100 metreden belli olan bir adam. Böyle bir de şey kalıplı, kafası mafası kel böyle. Manyak bir adam. Hani herifin zaten amatör küme istatistikleri bu arada şey 30 maç 35 gol falan. Çok belli yani oraları salladı. Oyuna giriyor, sarı kart diyor falan. Bir gol de atıyor demek isterdim ama gol atamıyor. 1-0 kaybediyorlar. Bu olay maalesef yani Fransa basını bu olayı çok çirkin bir şekilde karşılıyor. Yani yıllar sonra yapılan röportajlar da var bu olayla ilgili. Yani dalga geçiliyor olayla. Bu klasik Fransızların bu biliyorsun bu snob tavrını, tarzını bu olayda da yapıyorlar. Hem hocayı eleştiriyorlar hem oyuncunun hareketlerini eleştiriyorlar. Dalga geçiyorlar falan filan. Fakat Fabriz Abruzese bu arada hala oynuyor. Marsilya'da bir amatör küme takımında. Hayatımın en güzel anı diyor. Yani bir futbolcu düşünün. Bugün 37 yaşında 17 dakikalık bir profesyonel kariyeri var. Burada fotoğraflarını da göreceksiniz. Oyun içi birkaç aksinde. Bence müthiş bir şey. Yani
Düşünsenize 27 yaşında bir takımda oynuyorsun. Marsilya seni amatör takımına çağırıyor çocuklara şey yap diye. Bir bakmışsın Bordo'da profesyonel maça oyuna girmişsin. Güzel olay. Ağzına sağlık Cihat'ım. Yine eyvallah. Çekmiş çıkartmışsın Fabrice Abuzuzu'yu. Evet, hikaye benim hikayemdir tamamen. 4 numaralara geldik. 4 numarada ben yine çok derinlemesine gireceğim bir konuyu. Çok hızlı geçmek durumunda kalacağım. Benim 4 numaramda Lewandowski'nin 9 dakikada 5 gol atması var. Bende de Erol Bulut'un futsal milli takım hikayesi var. Hemen anlatıyorum. 2015 senesi Pep Guardiola yönetimindeki Bayern Münih Wolfsburg'la mücadele ediyor. Maçı da çok değerli dostum, canım arkadaşım Can Önduygu anlatıyordu. Eurosport'ta aynı kanaldaydık ve Bundesliga bizdeydi. Sevgili Can'ın anlattığı Can maç. Can o zaman herhalde 21-22 yaşında olduğu bir maç. O yani 2015'te Can. Evet, 22 yani. 22 yaşında falan. Çok beğeniyorum bu arada oradan 20, selam. Evet, şu anda da senin kadar iyi sporsun. Olmasın bence çok iyi. Yani benim kadar iyidir de ondan daha sonra. İyi zaten. şu an Bein Sports'un en iyi spikerlerinden biri. Çok da yakın arkadaşımdır canım. Ona da buradan selamlar. Neyse, onun anlattığı maç, sesi hala kulaklarımdadır o yüzden. 1-0 önde kapatıyor devreyi Wolfsburg. Çok da kötü oynayan bir Bayern Münih var. Pep Guardiola da biraz rotasyon yapmış o mücadelede. Ve Lewandowski de yedek. İkinci yarı başı tabii bakıyor hayvan terli Pep Guardiola. Yani ilk yarı pozisyon bulamıyorlar. Öküz gitmiyor. Ve 1-0'da geriye düşmüş durumdalar. Lewandowski'yi sahaya sürüyor. Bu çok gördüğümüz bir şey. Yani hocaların bazen yıldız oyuncularını zorlu takvimde dinlendirmesi ve işler çok iyi gitmeyince sahaya ikinci yarıda atması. Buraya kadar çok anormal bir şey yok ama 51. dakikada burada da çok anormal bir şey yok. Lewandowski klasik gollerinden birini atıyor. Ceza sahası içinde bir arkaya doğru gönderilen top ve Lewandowski dokunuyor, vuruyor, atıyor golü. 1-1 yapıyor. Tamam. Ondan sonra işte Lewandowski girdi oyuna. Ölü herif. Dünyanın en normal şeyi oldu. Gidiyor herif. İyi misin lan? Dünyanın en normal şeyi. Dünyanın en normal şeyi. 2 dakika sonra bir tane daha atıyor. Bu da olur. Bu da olur. Bir dakika sonra bir tane daha atıyor ve bu Bundesliga tarihinin en hızlı hat-trick olarak kayıtlara bir geçiyor. Ama buna da şey diyorsun lan, yaparsa zaten Lewandowski yapardı. 51, 52, 54 olması lazım. Ya da 51, 52, 55 olmalı. 51, 52, 55 galiba. 4 dakikada yapıyor çünkü. Ve Bundesliga tarihinin en hızlı hat-trick'i. Ve inanılmaz bir şey. Yani sadece bu bile inanılmaz bir şey zaten. Yani bir oyuncunun girip 4 dakikada hat-trick yapması ve maçı bir anda 3-1'e getirmesi ikinci yarı girer girmez. Ama yetmiyor. Yetmiyor. Lewandowski 57 ve 60 sanıyorum. Çünkü 51'de başlıyor goller ve 60'da bitiyor. 9 dakikalık bir arada. 2 tane daha atıp 5-1'e getiriyor skoru. Çok ikonik bir görüntüsü vardır bu olayın. 5. gol attıktan sonra 60. dakikada, 9 dakika içinde 5. golünü attıktan sonra Pep Guardiola, çok meşhur bir fotoğraf diye böyle kalıyor ve sonrasında da Pep Guardiola'ya soruyorlar, yani ne düşünüyordunuz falan diye. Yani diyor ki, ben 5 yaşından beri futbol oynuyorum. Binlerce maç seyrettim. Binlerce maç oynadım. Binlerce şey yaptım. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Olduğunu da zannetmiyorum diyor. Yani bir oyuncunun, bir yani Bundesliga seviyesinde Wolfsburg'la maç yapıyorsun. Yani halı saha maçı yap. Halı sahada bile kolay bir şey değil abi. Ya ama Bayern Münih Wolfsburg'a Schalke 9-6-7 attığı da çok abi normaldir yani. Abi atabilir. Evet. Ama bir oyuncunun, ya bak şunu söyleyeyim. Dünyada kaç tane oyuncu bir maçta 5 gol atmıştır? Var. Var yani. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? 100-200 tane bulursun. Olayın ne kadar şeyli, garip olduğunu şöyle açıklarım. Oyunlarda FIFA'da böyle kendi bir kolu player yaparsın. Koyarsın ya, gidip gol atarsın. Koşa koşa bir oyuncuyla. O böyle birinin ayağına çarpar, atamazsın, alırsın falan. FIFA'da yapmaya çalışsan 9 dakika gibi bir şey de yaparsın zaten. Yani gerçek bir zaman tutsan ya da Wolfsburg sadece dursa bile 6 dakikada yaparsın. Wolfsburg hiç dokunmasın. Santra gol, santra gol 6-7 dakika sürer zaten. Bakın, her gün yüzlerce maç oynanıyor. İşte açıyoruz canlı şey sitelerini. Yüzlerce maç var. O lig, bu lig falan filan. Haftada muhtemelen binlerce maç oynanıyor. Ben pek görmüyorum. Yani yıl içerisinde 5-6 kere olur bir oyuncunun 5 gol atması. Devrede oyuna giren bir oyuncunun 5 gol attığını hiç görmedim. Mesela böyle bir geçen haftalarda anlatmıştık. Jan Köller'in böyle bir performansı var Karadağ'a karşı. Sanırım 20 dakikada 4 gol atıyor ilk yarıda. Ama hani orada şimdi çok iyi bir Çek Cumhuriyeti ve zayıf bir takıma karşı öyle bir olay da var. Yani bu herhalde çok... Yani yenik durumda olduğunuz bir maç. Rakip yani gayet dişli. Wolfsburg 9 dakika 5 gol. Ya Pep Guardiola zaten diyor işte, dediğim gibi ben hayatımda binlerce maç seyrettim, gördüm. Hızlıca geçtik. Ben şöyle bir hikaye anlatacağım. Erol Bulut'u herkes zaten yakından biliyor. Zaten şu an Gaziantep'te çalıştırıyor. Onun şöyle köşede kıyıda kalmış bir... Ben aslında Erol Bulut'un bir röportajına rastladım. 2007 senesinde. İlker Uğur var ya federasyonda. Onun yaptığı bir röportaj. Tam sahada çalışıyordu o zaman. Evet evet. Onun yaptığı bir röportaja rastladım. O sıra Olympiakos'ta oynuyor Erol Bulut. Hikaye şu.
Şimdi Erol Bulut Almanya doğumlu bir oyuncu. Frankfurt altyapısında yetişiyor ve Fenerbahçe'ye geliyor. Fenerbahçe'ye geldiği sürede 4 sene boyunca bir şampiyonluk alıyor. O meşhur şampiyonluk tanıdan birisidir. Ve ligin en değerli oyuncularından biri seçiliyor. Rüştü, C.C. Okocha ve Erol Bulut ki sol bek oynayıp 8 gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Fakat Erol Bulut hiçbir zaman istediği A milli takımı şeyini almıyor. U21'de 25 maça çıkmış. A milli takım seviyesinde yani sezonun en iyi, en değerli oyuncularından biri, en iyi sol beki seçilmesine rağmen orada Abdullah Ercan, Hakan Ünsal, Ergün Pembe vesaire o duvarı bir türlü delemiyor. Bu Fenerbahçe'deki müthiş kariyerinden sonra tekrar Frankfurt'a dönüyor. Sonra Löwen Adana Sporu için tekrar buraya geliyor. Bursa Spor küme düşen sezon derken Bursa Spor'dan sonra Panionios'a tekrar gidiyor. Yunanistan'ın biraz daha alt seviye bir takımına. Muhteşem bir sezon geçiriyor ve ligin en değerli yabancı oyuncusu seçiliyor ki Yunanistan Ligi'nde bir Türk oyuncunun bunun seçilmesi, bir de bahsettiğim yıllar 2003-2004 Yunanistan'da politik olarak da sorunlu olduğumuz yıllar ve ona rağmen yine milli takıma çağrılmıyor ve niye çağrılmadığını da hiçbir zaman anlayamıyor. Yani bu konuda çok sistemkar zaten ve o süre zarfında ilginç bir şey daha oluyor. Otto Rehagel 2003'te diyor ki Erol Bulut seni Yunanistan milli takımına alacağım. Yani bir sene sonra Avrupa şampiyonu oldu Yunanistan. Erol Bulut diyor ki yani ben Türk'üm. Ümit Milli'de de Türk milli takımında oynadım. Oraya giderim ben. Hani Yunanistan hani kesinlikle olmaz gibi bir cevap veriyor yani. O teklifi de reddediyor. Velhasılı kelam tekrar arada bir Trabzon'a kiralanıyor falan. Frankfurt'a gidiyor. Bu sefer Olympiakos'a geri dönüyor. Olympiakos bahsettiğim Olympiakos da bu Rivaldo'lu. Olympiakos Şampiyonlar Ligi falan. Ligde müthiş bir performans. Şampiyonluk Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir performans. Real Madrid'e karşı bir maçı var hatta. Meşhur maç. Ve hala milli takıma hiçbir şekilde çağrılmıyor. Diyor ki beni Türkiye'de unuttular. Ben diyor Yunanistan'ın en iyi takımında Şampiyonlar Ligi'ne çıktım. Hiç kimse beni konuşmadı diyor. Yani net bir şekilde bu konuda sistem ediyor. Ve hiçbir zaman milli takıma alınmadım diyor. Ya bunun çok garip olduğunu söylüyor. Yani 6-7 tane pik sezonu var herifin. Ve gerçekten hiç milli takıma çağrılmamış. Sıfır. Ve Olympiakos'ta oynarken şöyle bir şey yaşanıyor. Türkiye futsal milli takım kadrosu açıklanıyor ve takımda Erol Bulut var. Şimdi profesyonel bir oyuncu en üst seviyede oynarken böyle bir şeye rastlayamazsınız. Futsal bıraktıktan sonra mesela Özer Urmacı galiba şu an futsalda galiba. Olabilir. Ben geçen senelerde görmüştüm Özer. Ama bu konsepte olur genelde biliyorsun. Yani Kantona Fransa'da takıldı bir ara. Bıraktıktan sonra. Sonra da hoca oldu zaten. Plajda da takıldı o. Plaj futbolunda da takıldı. Yani. Evet. Olympiakos'ta hoca başkan kardeşim sen ne yapıyorsun diyorlar tabii doğal olarak. Yani düşünsene futbolcum var adam futsal maçına girecek. O da diyor ki ben yıllardır benim hayalim var ben bu Türk milli formasını bir şekilde giymem lazım. Beni şey almıyorlar. A milli futbolu almıyorlar. Velhasıl kelam Olympiakos kariyeri de bu olaydan sonra bitiyor. Sonra işte daha düşük Yunanistan'da Ofi Vera gibi takımlarda oynuyor. Ve kariyerini sonlandırıyor. Yani adamın 6-7 tane muhteşem sezonu var. Avrupa şampiyonu olacak bir Yunanistan milli takımına çağrılıyor. Reddediyor. Israrla Türk milli takım teklifi bekliyor. Hiç gelmiyor. Ve en sonunda da kariyerini yakma pahasına Türk milli formasını giymek için futsal milli takımının şeyini kabul ediyor. Hikaye bu. Çok da güzel bir hikayedir. Çok da güzel bir hikayedir. 3 numaralara geçmeden önce demin... Sen bir şey ekleme yapar mısın? Erol Bulut sen o Türkiye yıllarını hatırlıyorsun. Ben Erol Bulut'la aynı 99. spor salonunda fitness da yaptım. Gerçekten koşu yolunda. Herhalde hoca o dönemler orada oturuyordu. Yani bundan 2014-2015 falan 2 sene. Hı-hı. Ya o tam 2 sene gelmedi ama 7-8 hatta Emre de bilir Emre'yle falan muhabbet ediyorlardı arada. Şeydeyken işte Başakşehir'deyken. Her belki o dönemde yani koşu yolu tarafındaki bizim de gittiğimiz salona geliyordu. Çok kibar, çok da düzgün bir insandır ve Erol Bulut hakikaten çok iyi oyuncudur. Ha Türkiye'nin çok iyi sol bekler çıkardığı bir dönemde oynadı, yıllarda oynadı. Ama hiç yine de hiç çağrılmamak. Yani mesela İbrahim Üzülmez de normalde olması gerekenden daha az milli olmuş bir oyuncu ama o dönemler Türkiye'de hakikaten iyi sol bekler vardı. İşte Ergünler, Hakan Ünsallar, çok dominant Abdullah. Ama Erol bir şekilde o geniş kadroya girecek bir oyuncu. Onu diyorum yani. O da şunu anlarım. Erol Bulut'un milli sayısı 12'de kalmıştır. Aynen. Dersin ki 3-5 bile olur. He, abi dersin yani evet Erol Bulut gibi bir oyuncunun 8-10 kere milli olması saçma geliyor ama baksana yani Abdullah var ve Hakan Ünsal var. Şey var Ergün Pembe var yani bu adamlar elit. 3 tane oyuncu var önünde ama evet hiç çağrılmaması yani insan bir kasıt mı var diye de düşünmeden edemiyor. Onu söyleyebilirim. Çünkü çok iyi oyuncu. Antrenörler değişiyor. O yine çağrılmıyor yani öyle bir durumda var. Aynen. 3 numaralara geçmeden önce demin söylemiştim. Dün bir mesaj aldım. Cihat Akbel'in adresini istiyorum abi diye. Aa dedim ne oluyor ya? Ya ne oluyor böyle bir şey olur mu? Yok abi istiyorum falan filan. Neyse efendim bizim sevgili Efe. Efe Düveroğlu. Dedim ne yapacaksın Efe'cim Cihat'ın adresini? Abi dedi şeye giriyor musunuz?
Tadilata. Tadilata. Cihat abim de çekilecekmiş. Cihat abime dedi bir şeyler atayım. Takılırsınız. Dedim tadilata giriş ertelendi. Niye ertelendi? Para mı yok? Beyler uykunuz mu geldi? Vallahi beyler bu ne böyle program mı olur ha? Kendinize geç. Çıkın bir yüzünüze su çarpın ha. Ertelendi işte bu. Tamam, tadilat ertelendi. Efe'ye çok teşekkür ediyoruz yine de. Tadilat ertelendi. Bitirir misin? Evet, yemeyelim ama gösterelim. Ben yiyeceğim bir tane. İftarı da açtık. Evet. Üstüne de pide yedim ben. Tatlıya gider iftarda. Şu güzel oluyor ya. Öküz gözü mü diyorlar? Ne gözü diyorlar? Abi son dakika haberi. Rüyan'la bu nasıl okunuyor Orhan'cığım bu? A$AP Rocky. A$AP Rocky'den ayrılmış. Ne demek ayrılmış? Kim aldatmış? Rihanna mı aldatmış? Rihanna hamile değil miydi? Evet hamile. Hem de abi bu onun hamileliği bir de Mükremin Gezgin. Şu an bütün gündemimiz bunlardı zaten. A$AP Rocky olayı ne? As soon as possible Rocky. Yani beni bir an önce. A$AP Rocky Rihanna'yı aldattığı için Rihanna ondan mı ayrılmış? Evet. Aynen. Abi, A$AP Rocky aldattığı kesin ne şu şey? Abi hem de kim de aldatmış biliyor musun? Evet. Bu Rihanna'nın ayak markası var ya Fenty. Ayak markası. Ha tamam. Fenty ayakkabı tasarımcısı Amina Maud. A**a koymuş yani onu diyorsun. Maud'u ile aldatırken yakalamış. Sonra ayrılmış. Hayır basmış. Basmış aynen yakalamış. Abi kim ya. Kime basmış bilmiyorum ama yani iyi hikaye. Harbiden yazıklar olsun. A$AP Rocky senin ben şerefini karakterini sikeyim be. A$AP Rocky ama adından belli oğlum. As soon as possible. Yani bir an önce. Fırsatını buldum tabii. Doğru. Sen rap damasındasın. Nasıl gidiyor rap? Bir şey diyeceğim. Türkiye'de azalmaya başladı değil mi şu an? İvme evet, aşağı düşüyor. Türkiye'de düşmeye başladı. Nerede, hemen şeyi şeye getirin. Nerede yükseliyor burada düşüp? Nasıl yani? Burada yani düşünce bir yerde yükseliyor mu? Gürcistan'da falan. Mesela şu anda çok takip etmiyorum artık. Bir sonraki bölüme hemen Şehinşah istiyorum. Ne geliyor peki? Sen de müzik... Şehinşah geliyor. Son olarak hayır. Ne geliyor? Ne demek Şehinşah gelsin de. Ne geliyor ne? Hangi janra geliyor? Abi şimdi... Rock mı geri geliyor? Türkü. Rock mı geri geliyor? Halk müziği geliyor. Yavuz Bingöl geri duruyor diyorlar. Taşlara yandı. Arkadaşlar gidiyor. Yavuz Bingöl her çıkardığı şarkı 50 milyon izlenecek şekilde geri dönüyormuş. Abi Yavuz Bingöl bomboş çar bu arada. Hayda. O ayrı konu. Yani. Hayda. Buradan ben bunu söylemek istedim bir anda. Ben buna katılmıyorum. Ben katılırım. Yani. Bilmiyorum ben tanımıyorum. Şeyini severiz. Kara tren gecikir falan da. Kara tren gecikir. Öyle her şeyi abi. Trene de bağlamamak lazım. Doğru söylüyorsun. Kara tren gecikebilir. Marmaray da gecikiyor. Ha? Olabilir. O tarz şeyler olabiliyor. Gönlüm ataşlara yandı diye, gidiyor. Ya. Rengi siyah diye. Şimdi. Rattle Tarpeyan, Team Erman Yaşar'ın toplarını sektirenler. Bu ne lan? Evet. Abiler selamlar, sevgilim yok. Her gece takılıyorum. Ama 08'de kalan öğrenciye inisiyatif tanınmasını engelleyen Sayın Dekanımız Ümit Hocama bir sevgi selam yollar mısınız? Ümit Hoca sevgiler, her gece takılan arkadaş... Ne, kimdi ismi? Abi herifi 0.08'de... Ölüyor, Eslem ölüyor. Eslem ölüyor lan. Ya bir şey olmaz. Oğlum ölüyor kız, taşak mı geçiyorsun? Ahı var. İşte. Ahı var olayı. Ömer öldürüldü ama... 30 dakika içinde aldı revanşı. Helal olsun Ömer. Ya, olay şu, sen daha hakim olduğun için bu konulara. Lütfen sen okur musun? Al her şeyi okurum. Ne ciddiyse. Bu Türk gençliğinin ciddi bir sorunudur. Lütfen iyi. Abiler selamlar. Sevgilim yok ama 0.08'de kalan öğrenci inisiyatif tanınmasını engelleyen Sayın Dekanımız Ümit Hocama bir sevgi yollar mısınız? Ha bir dakika burada laf sokma varmış. Evet, ben pardon. Geçirdi sandım. Ciddi bir mevzu abi bu. Bu hangi okul? Onu da bilmiyorum. Yani bu işler buralara mı geldi? Okulu iki yazmamış. Sıkıntı olabilirdi belki arkadaşım. Bu işler buralara mı geldi abi? Bu rezillik değil mi? İsim yok. Hoca dekan sınıflara giriyor tek tek. Sevgilisi olmayan. Sen bir de her gece sevişiyor mu sen yazmışsın. Abi bakın ben de diyorum ki bu niye biçim detay? Şu sorulara milletin sorularını abi. Kardeşim. Seni men ederim bu tarz milletin hareketten. Milletin beyanını değiştirme. Aynen. Beyan esastır. Sevgilisi olmayan birini Esneme arayacak. Bak. De gözünden doğrudan. Yaş gelmiş kızın. Ne oldu? Ahı var ahı. Abi ciddi bir şey söylüyorum. Çoğu üniversite öğrencisi, yani liseyi katmak istemiyorum da çok fazla. Üniversite öğrencisi bu konudan muzdarip. Yani bir puan. Ne yapabiliriz puan. Biz? Abi, Erman şey, Yaşar'la ben. Yani bir şey yapamayız da buradan yani merak ettim. Akademisyen vardı mı diye düşünüyorum. Evet bizi izleyen akademisyenler. Bak bizi izleyen akademisyenler. Bir araya geleceksiniz. Anlatıyorum şimdi. 10 kişi falan oluyorsunuz. İmza toplayın. Onu YÖK'e götüreceksiniz. YÖK oradan dekanla kağıt... Yani ne yapabiliriz ya mesela? Ya bir şey yapalım abi ya. İyi kalmış mı diye. Cihat Akbel'e bak nasıl taşak geçti Oğuzhan kapılarına. Hayır onunla geçmedim abi genel olarak. Hayır. Şef benle taşak geçti. Rattle Tarpeyan adam 0.08'den öğrenci bırakan dekanında ben... Dekan bırakmamış ki. Dekan bu kuralı yapmış. Bunu
hocalar bol bol verin bu çocuklara. 0.08 neyi kestin? Tükenmez kalemi mi yazmadın? Ya 0.08 de hakikaten biraz ayıp ama ya. Yani 0... Bu şey Atletico Madrid XKS değil mi? City deplasmandaki. Öyle bir şeydi bu. Diego Simeone Etihad'a çıkıyor. 0.08. Buradan Simeone'ye de çok selam söylüyorum. Ay senin Simeone. Tweet atmışsın, altında linç yemişsin. Bir de burada ayrıyetten linç yemek istiyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar keyiflendim ki. Mention atanlara nasıl gülüyorum. Kara yüzlüsün futbolun. Sen yanlış yerlerde duruyorsun bu aralar. Yok. Kara yüzlü futbolun. Abi buradan... Kim bu? Abi Simeone'ye el çekarsında başarılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Kara yüzlüsün. Aga cinayet var. Team Sinan Menger. Selamlar abiler. Futbolda sakatlık numarası yapıp kenara sedyeyle geldikten sonra padoktan kopmuş ball pilot gibi oyuna giren futbolcular benim çok canımı sıkıyor. Sakatlanıp kenara gelen oyuncuların en az 3 dakika oyuna girmemesi gibi bir kural sizce nasıl olur? Kötü olur. Belki bir miktar gereksiz yerde kıvranmaların önüne geçilir. Nasıl anlayacağız kardeşim gerçek sakatlığı? Bir de kronometre mi tutacaksın abi? Yanda 3 dakika sen kal falan. Başında biri değil mi? Okuma yapıyorum. Zaten bir kural var. Sarı foul verilirse oyuna girebiliyor falan filan. Değil mi öyle bir şey var? Jolly Puyuf. Barcelona falan, Arda falan. Team Oğuzhan Kapılar. Erman Yaşar'ın Katar emiri emir verir esprisiyle Ceyda Kasabalı'nın esprileri beni acıktırıyor. Sizce yemek üstüne künefe mi yoksa waffle mı? Ne? Ceyda Kasabalı kim? Erman Yaşar'ın Katar emiri emir verir esprisi. Okey bunu yaptık. İle Ceyda Kasabalı'nın kim Ceyda Kasabalı? Abi şeyin. Bir bakayım ne hemen. Ne oluyor ya diye bir kanalları var ya. Sen biraz yani, oyalan. Şeyin eşi. Ya Fırat abi diye. Tanış. Hayır be. Albayram mıydı? Tamam. Albayram. Tamam. Tamam. He ulan çok müesseslenmez. Çok müstesna bir insan lan. Şimdi çok ben güzel Müslüman bir insan. Aynen. Doğru. Waffle yenmez abi künefe yenir. 3 numaralara geldik. Sende ne var? Roberto Carlos 3 numaraydı ya. Bende Uche var ha. 3'te ne var? Ay. 3'te çok ikonik bir an var. Benim kariyerimde de ikonik anlardan biri. Üstünden de bayağı zaman geçmişken hatırlatmak istedim. Alisson Becker'in son saniyede attığı kafa uçuşundan hatırlat. Bayağı bir zaman geçti. Liverpool şu anda Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale gitti. Şampiyonluk için de çok güçlü adaylardan biri ki Villarreal'le eşleştiği için final biletini de almaya yakın gözüküyor. Bu anlamda eğer Liverpool bu sene Şampiyonlar Ligi'ni alırsa bu golün ikonikliği çarpı 7 olacak. Tamam, birinci sıraya çıkar. Bende de Deyo Rossi, Adem Yayiç kavgası var. Diego Rossi mi? Yeni kontrol edeceğim. Deyo, Deyo. Ha Deyo Rossi. Kim ben abi? Hemen anlatayım. Normalde olayı kapsamlı bir şekilde verecektim burada ama süre sıkıntımızdan kapsam dolayı. Kapsam da çok yok ama biliyorsun. Son saniyeler Liverpool'a gol lazım. Alisson Becker geliyor ve acayip darbeli bir kafa ön direkte. Benim anlatımımı da arkadan verebilirsiniz. Vıcır vıcır zaten bağırıyoruz orada biz. Vuuu falan bu. Bu kadar mı? Ne demek göremeyiz? Telif yasası var biliyorsun. Ulan ben anlatıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde. Ulan ben kendi anlattığım maçın sesimi, kendi sesimi kendi programa koyamıyorum. Bu adam. Anlattığı maçların hepsi bu adamın. Bana yazılı izin verirsen abi. Ne demek yazılı izin? Hayır bu adam anlattığı maç bu adamın maçıdır. Değil öyle olmuyor işte. Kurumun maçı hayır, değil mi? Olmadığını biliyorum. Kurumun maçı. Sen kendini satıyor musun? Sen onu bize yaşatsana bir daha. Sen yaşatayım. Sesini Alisson! Yediğin küfür sayısı 300-400 oldu. Abi ben görüntüyü verelim. Evet. Dublaj gibi yeter. Dublaj. Görüntüyü veremiyordun hani. Ne demek ses benim sesim zaten. Ben bu kurumun tamam, bir çalışanıyım. Abi. Yanlış olmasın? Diloloji olmasın? Bu arka taraf bugün kafayı tamamen yemiş durumda. Hem formsuzlar hem... Neyse ki Perego geldi de biraz kurtardı. Perego? Pargo, Perego ne? O nerede? Adam tamamen kamufle oldu. Nerede o? Sevgilisi istedi diye yeşil giymiş. Yeşil giydi yine gözükmüyor. Adamın siyahlığı o kadar yüksek ki. Siyahın üstündeki bir renk. Geçen buldum ya yeni renk bulmuşlar. Evet. Siyahın üstündeki siyah. Siyahın üstündeki işte, siyah bulundu. Ben yıllar önce buldum. Perego'ymuş o. Perego işte. İki numaralara geçtik. Cihat'ın 3 numarası da tırt bir 3 numaraydı. O yüzden ben onu elimine ediyorum. Hayır ya anlatacağım. Yapma. İkon hikayeleri terörsüz yapma. Sen kim? Sen niye böyle seyirci oynar oldun? Sen kusura bakma anlatacağım. Ben kendim kanal açıyorum. Bu arada Yaşar gerçekleri. Bu arada geçen hafta mektubunu okuduğumuz değerli arkadaşımızın ismi neydi? Kendisine soralım. İsmin ne abi? Volkan. Geçen hafta mektubunu okuduğumuz arkadaşımız Volkan. Mektubun yani, ucunu niye yakmadın? Ucunu yaksana. Mektubu okumamız yetmemiş gibi geldi bir daha dadandı kapıya. Abi vallahi bir görmek istiyordum falan dedi ki aga senin mektubunu okuduk ya daha bu ne falan filan. Yok kardeşim dedi ben dedi programı bir de yerinde izleyeceğim. Geçti oturdu. O da tatlı getirmiş. Bugün komadayız. Şu anda Cihat abinizin görüyorsunuz. Volkan'a. Bacak hareketler. Soy ismini söyleyelim mi? Volkan Kulgun mu?
Kuzgun. Tamam. Maskeden anlayamadım ben başta. Evet, maske takıyor kapalı evet. alanda. Evet. Şey yapıyor. Doğru. Ne olması gereken ya? Pandemi mi kaldı? Sana söylemem, yanlış anlama. Volkan'la, konuk Volkan'la Cihat Akbar arasında disleşme. Hayır. Biraz dikkat etsen hiç fena olmaz dedi. Olması gereken diyorsan sen de tak. Ben takmam. Niye? Biraz dikkat etsen hiç fena olmaz dedi. Of of of. Ben takmam abi. Stüdyoya aldığımız konuk Volkan'dan Cihat'a dis. 2 sene sonra kurdu cümle, ben takmam. Önce adam alacaksın lan dedi. Ama yaşarlık yaptım. Ne yaptın? Ha. Ne basit adam bu ya. Atıyorum ya. Aynen. Empati kurdun inşallah. Bir dakika, bir dakika. Bu da ciddi bir projemdir. Aç diyenler olursa yorumlara yazsınlar. Erman Yaşar gerçekleri. Erman Yaşar gerçekleri diye kanal açalım. Loş bir ışıkta Erman Yaşar'ı anlat. Aynen öyle. Yaptığı her şey. Merhaba arkadaşlar. Ben Oğuzhan Kapıları'nın yaptıklarını anlatırsam. Bunu ne var ki? Anlat. Gurur duyarlar. Tam susmam gereken yerde sustum. Ne var ki? Değil mi? Evet. Şimdi. Deo Rossi, Adem Yayıç'a geçeriz. Seri atışlar soruları kimlere sızdırılıyor? Sorular kimler elenmesin sorular diye. Sorular yeteri kadar seri değil mi? Şimdi bu bölümün ayrı müptelaları var. Onları çok sinirlendirmeyelim. Tabii tabii. İkonik çok acayip. Ben yani geçen ikonik müptelası gördüm. Herif böyle yolda sağa sola kafa atıyor. İkonik, ikonik, ikonik dedim. Baba ne yapıyorsun sen, manyak mısın? Abi dedi ben ikonik muhabbısıyım. Vay amına koyayım dedim. Evet, o yüzden devam. Şey söyleyeyim mi? YouTube'da çekilmiş en uzun içerik olabilir. Hayır bu değil. Yol ben her gün 5 şey, saat PUBG çekiyorum. Ya? Kafan mı güzel senin? Ruhu içerik Burundi bölümü. Burundi bayrağı. Dünyanın en fakir ülkesi Burundi. Ha? Burundi bayrağı. Verdim ya şu. Evet o. Evet. Deo Rossi. Adem Afganistan. Afganistan. Abi ona girmeyin. Kırgızistan. Afganistan. Afganistan'a girme. Ağır konuşurum. Afganistan. Konuş lan, hadi bir konuş, nasıl konuşacaksın? Konuş lan. Dur ben bayrağı vereyim. Kardeşim ver. Coğrafi konuya evet, müdahale etme. Evet, coğrafi konuya müdahale etme. Koordinatlarını da siyah, ver. Siyah, kırmızı, yeşil. Ortada da bir şeyler var. Doğru mudur? Bayrakçı başı. Sancak Bey'i bunun lakabı. Sancak Bey'i. Doğru. Doğru. Tam bir şey diyecek misin? Biz Türkiye, Afgani. Baktın mı? Bayrak değişti mi? Bayrakları kaldırılmışlar. Oğlum Afganistan flag. Bak dediğim gibi ortada bir şeyler var. Afganistan flag. Ben Afganistan. Evet. İki numaramı kontrol ettim ama sen önce üç numaranı. Anlatayım bir müsaade edersen. Tabii. Bundan 10 sene önce Serie A'da bir son haftaların Novara Lig'den düşmüş. Fiorentina. Neydi ki oğlum sen? Konuyu ne söyledin? Deo Rossi, Adem Yayıç. Doğru, tamam. Fiorentina tamam. Lig'de kötü bir sezon geçirmiş. Ya. Abi bana oradan ekol yaptı, pardon. Abi bunu anlatayım pardon, ya. Pardon. Fiorentina kötü bir sezon geçirmiş. Adem Yayıç 20 yaşında Partizan'dan Fiorentina'ya transfer olmuş. İkinci sezonda oynuyor. Takımın başında Deo Rossi var. İtalya Serie A'yı takip eden bilir. Kurt hocalardan birisidir. Novara 2 tane gol atıyor. İlk yarının. İşte 20-25. Dakikasında. Hani olur ya şok, iki tane gol yersen hemen bir oyuncu değişikliği yaparsın. Deo Rossi de muhtemelen genç olduğunu da farz ederek, yani sorun yaşamayacağını düşünerek Yayıç'ı oyundan çıkarıp Oliveira'yı oyuna sokuyor. Dakika 31-32. Oyundan çıkarken de işte oyuncuya çakıyor Yayıç. Bunun görüntülerini göreceğiz. Yedek kulübesine girerken hocayı alkışlamaya başlıyor. Hoca da yanına doğru gelirken falan derken abi bir anda hoca yumruk tekme Adem Yayıç'ın üstüne saldırıyor. Bu olaydan sonra, maçtan hemen sonra Deo Rossi kovuluyor. Adem Yayıç kadro dışı bırakılıyor ve orada ne olduğuna dair bir şey yaratıyor. Niye? Bir teknik direktör kendisinden 35-40 yaş küçük bir futbolcuya, genç bir futbolcuya tekme tokat saldırdı. İddia bir. Deo Rossi'nin engelli bir çocuğu var. Yayıç demiş ki sen çocuğundan daha engellisin. Onu duyunca Deo Rossi saldırdı. Bu bir. İkincisi oyundan çıkana tepki gösterdi. Deo Rossi çıldırdı, saldırdı. Deo Rossi bir gün sonra basın toplantısı yapıyor. Diyor ki soru soruyorlar, soruları cevaplamıyor. Diyor ki kimse benim aileme dil uzatamaz. Ya verdiğim tepki yanlıştı ama kimse benim ailemle ilgili böyle konuşamaz. Fiorentina başkanı çıkıp diyor ki ben Deo Rossi'yi anlıyorum ama yapmaması gereken bir şey yaptı. Onun adına çok üzgünüm diyor. Adem Yayıç o sıra röportaj vermiyor. Genç bir oyuncu ama kadro dışı bırakılıyor. O sezon hiç oynamıyor. Sonra şey bir yere katılıyor. Deo Rossi bir radyo programına katılıyor. Diyor ki ben diyor çok fazla Sırp oyuncu yetiştirdim. Yani benim elimde çok Sırp oyuncu yetiştirdim. O sebeple Sırpçayı biliyorum diyor. Ve bana Sırpça annenin a**ına geri dön dedi diyor. Yani oyuncu bana bunu söyledi ve ben Sırpça bildiğim için, yani aslında hakikaten ailesiyle ilgili bir şey söylemiş aslında genel manzarada bakarsak. Ben de diyor onu çünkü bir anda fıttırıp saldırdığı için Sırpça söyledi. Anlamayacağımı düşünüp söyleyince ben biliyorum diyor. O sebeple saldırdı. 2017'de Fatih Sabovic Beşiktaş'a gelmeden önce Adem Yayıç telefonu arıyor. O gün orada ne oldu? Çünkü şeyi düşünmüştür muhtemelen, Beşiktaş'a gelecek. Şimdi bu hikaye engelli versiyonundan Türkiye'ye anlatılırsa direkt öyle bir şey olmamış. Yani engelli çocuğuyla ilgili tamam, bir şey. Alabilir.
söylenmemiş ama sinkaflı bir şekilde annesinin organına falan filan ondan olmuş. O da demiş ki ben orada bir şey demedim falan, sinirlendi falan demiş. Ama o görüntüyü görürseniz yani ne kadar ciddi bir şey. Yani Serie A'da böyle bir şeyin yaşanması, bu seviyede yaşanması amatör kümede falan olabilir. Düşük liglerde etkileyici ve şey bir hikayedir. İkisinin de kariyerini çok etkilemiştir her manada. Ne oldu? Sen küfürde kaldın galiba. Mükemmel. Hocam sonra ahı çıkmış diyebilir miyim? Ne demek ulan, ne demek? Ama insanların özel yaşantısına karışamazsın. Küfür etmiş ya hiç. Hayır hayır, ahı çıktı. Karışamazsın insanların özel yaşantısına. O da eşinden ayrı. Neyin ama sen, ben o engelli olayın doğru olmadığını iki tarafta söylüyor. Küfür edersin. Sen etmiyor musun? Etmiyor musun? Senden küfürden ahı çıkmaya kalksa sen sokakta yürüyemezsin. Ha? Erman Yaşar sayesinde küfür öğrendim. Evet. İki numaralara geldik. Ne var sende? Önce ben söyleyeceğim. Söyle abi. Benim iki numaram çok değerli bir olaydır. Ronaldinho. Ronaldinho Atletico Mineiro forması giydiği dönemde Raja Casablanca ile o Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda karşı karşıya geliyor. Ama anlatıyor bu musun? Bu kadar. Hayır. Ha, orada bir mevzu var. Ama şimdi hiç başlık ver. Ronaldinho Casablanca. Ronaldinho Casablanca. Ha, bende de Carlos Queiroz Çaykongi atışması var. Evet, Carlos Queiroz Çaykongi atışması. Sen evet. Queiroz ol, ben Çaykongi. Sen kimsin? Çaykongi. Efendim, Ronaldinho. Demin de burada konuştuk. Son 20 yılın en büyük 10 futbolcusu arasına giren bir girer dedik. Biliyorsunuz aynı zamanda Ronaldinho havada kalır. Tweetler de var kendisiyle alakalı. Fıstık mısık çıkartılır Ronaldinho top oynarken. Öyle bir oyuncuydu. Suyunuzu çok beğendim. Çok pardon abi. Özür estağfurullah Cihatçı, biz de sana yapıyoruz. Puh, senin kalıbına sıçayım. Telefonla oynuyordu. Çok büyük. Ne telefonla oynaması? Göt, sana kendi sahip. İkonime bakıyorum. Kendi ikonime bakıyorum. İkonik mi besliyorsun? Köpek. Sinirlendirdi beni. Anlatmıyorum ya. Sen başlasana. Benim konsantrem bozdu. Dur su gelsin. Benim boğazım takıldı. Benim de konsantrem bozdu. Şuraya bir kat. Şuraya bir kat. Kat. Ronaldinho Atletico Mineiro formasıyla Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Casablanca'ya gidiyor. Casablanca karşısında maça çıkıyorlar. Raja Casablanca karşısında. Ronaldinho'nun dünya futbolu için ne anlam ifade ettiğini ya da yani sadece şunu bile söyleyebilirim. Hani Ronaldinho'yu izlememiş, Ronaldinho'yu görmemiş, Ronaldinho'nun futbolculuğuna tanıklık etmemiş insanların yani Ronaldinho nasıl bir futbolcuydu ya da nasıl bir etkisi vardı insanlar üzerinde, dünya futbolu üzerinde diye bir soru gelirse sadece bu maçın sonundaki görüntüleri seyrettirmek bile Ronaldinho'nun ne kadar insanlar tarafından sevildiğini ve insanlara ne kadar etki ettiğini, ne kadar insanlara, işte futbolu seven insanlara o sevgiyi geçirebildiğini gösteriyor. Casablanca'lı futbolcular sonuçta onlar da profesyonel. Bu arada Raja Casablanca çok büyük bir kulüptür. Ve zaten maçta da yeniyorlar. Afrika'nın en büyük kulüplerinden birisidir yani. Maçta da yeniyorlar Atletico Mineiro'yu ve Ronaldinho'yu. Ama maç bittikten sonra bütün takım Ronaldinho'yu çeviriyor. Böyle etrafını. 5-6 oyuncu, kaleci de dahil. Ve sarılıyorlar. İşte bir şeylerini istiyorlar. Biri formasını alıyor. Formayı alır omuz üstüne giyiyor ama yani böyle 8-10 surat, yaşın... Surattaki ya, ifade... Evet, buraya mutlaka görüntüler gelecektir. Yani orada da profesyonel bir futbolcu var. Bayağı kariyeri olan, işte başarılar kazanmış dediği gibi yani Afrika'nın en... Tabii ki Ronaldinho kariyerinde ya da dünya çapında inanılmaz kariyerleri yok. Ama yani bunlar 7-8 ama yaşında... Ama bunlar milyonlarca kişinin tanıdığı oyuncular. Aynen, milyonlarca kişinin tanıdığı oyuncular ve 7-8 yaşında sokakta top oynayan çocuk değil. Yani Ronaldinho'dan forma alınca böyle falan diye sarılsın, koklasın, moklasın. Öyle yapıyorlar. Evet. Biri Ronaldinho'yu öpüyor, öptükçe öpüyor, diğeri sarılıyor, kaleci bir yandan şortunu almaya çalışıyorlar, işte bir tanesi bantını istiyor, bantı alıyor, kokluyor, öpüyor falan. Bir de böyle şey falan. Böyle çirkin bir görüntüde diye çok değil. Sevimli ve aynen. Ya Ronaldinho'ya sarılan bir kaleci var, ona sarıldıktan sonra ona sarıldı diye öbür arkadaşlarına sarılıyor. Evet evet. Mutluluktan yani. Ronaldinho'ya sarıldım diye gidiyor diğer arkadaşlarına sarılıyor. Bir oyuncu var geliyor birkaç kere öpüp öpüp duruyor Ronaldinho'yu yani falan. Yanaklarını öpüyor falan. Ve adamın her şeyini de alıyorlar. Ronaldinho da tam bütün sevimliliğiyle orada duruyor gülerek. Çok önemli bir görüntü yani bir futbolcunun. Yani o mesela bir sokak organizasyonunda olsa, bir antrenmanda olsa, yani oradaki figürler profesyonel ve ünlü futbolcular olmasa bu çok doğal bir şey. Herkes yani buradan atıyorum kafadan bir Türk milli oyuncu ya mesela işte 3 sene sonra Arda Güler Bağdat Caddesi'nde yürürken de bunları yaşar. Yaşar. Muhtemelen. Ama yani bir futbolcunun, bir futbolcu grubunun, bir futbol takımının rakipleri olan bir futbolcuya gösterdiği bu hürmet çok az görülen bir şey. Bu da Ronaldinho'nun büyüklüğünü net bir şekilde gösteriyor. Bu olay ve fıstık tweet'i. Fıstık tweet. İkisi çok iyi anlatıyor. Çok iyi anlatıyor Ronaldinho'yu. Şimdi bende biraz uzun bir hikaye var ama ya beni çok etkileyen ve görsel olarak da bize hiç rastlamadığımız şeyler veriyor. Görüntüler veren bir hikaye. Şimdi Carlos Queiroz geçenlerde bahsetmiştik. Mısır milli takımı hani Salah dışında çok fazla oyuncu olmadan hem
Dünya Kupası'nın hem de Afrika Kupası'nın ucundan döndürmesine Queiroz'a yazmıştık. Asıl ününü Sir Alex Ferguson'ın Portekizli yardımcısı olarak yaptı yıllarca. Çok kısa bir Real Madrid yaptı o ünle beraber. Çünkü evet. Şey deniyordu. Hatta Beckham'lar falan da söyler. Yani Sir Alex Ferguson inanılmaz bir taktik deha değil. Genelde bizim maçlara müdahaleleri falan Queiroz yapıyor. O çözüyor. Bu bayağı bir yayıldı etti 2000'lerin ortalarında. Evet. Real Madrid koltuğu verdi. Ama biliyorsun. Olmadı ama. Bazı adamlar ikinci adam. Ama biliyorsun background'ı var. Tabii var. Yani bir sene çünkü Ferguson'un yanından sonra Real Madrid'e gidiyor. Hı-hı. Hatta ondan da bahsedeceğim. Şimdi Queiroz dediğimiz adam şu abi. Bu herif 90'larda yani ne oluyor? Portekiz futbolunun 70 doğumlu, 75-76 doğumlu jenerasyonunu yaratan adam. Yani Costa'lar, Figo'lar. Rui Costa, Luis Figo. Paulo Sousa. Bu jenerasyon. Fernando Couto. Carlos Queiroz'un elinden çıkmış bir jenerasyon. Portekiz U21 takımını iki kez arka arkaya dünya şampiyonu yapıyor. Ve bundan önce Portekiz milli takımının ki zaten Portekiz'i hiç şeyde de göremezsiniz. Öyle Dünya Kupası'nın üst turlarında hiç Portekiz son 30 yılıyla futboluyla var olmuş bir ülkedir. Ve bu jenerasyonu alt sınıflardan başlatıp Portekiz'in U17, U19, U21 bütün takımlarına çalışıp milli takımı devralmış bir hoca. Sonra Güney Afrika'ya gidiyor, Japonya'ya gidiyor vesaire derken sonunda 2004'te yanlış hatırlamıyorsam 2003'te Ferguson'un yanına yardımcı olarak geliyor. Yani yıllarca 15 yıl boyunca A hocalık yapmışsın ve milli takımlar var içinde 3 tane milli takım çalıştırmışsın. Bunun içinde Portekiz gibi müthiş bir milli takım var. Erman abinin anlattığı hikayeyle Real Madrid'de gidiyor. Sonra tekrar Manchester United'e dönüyor ki Ferguson kitabında diyor ki gittiğine en çok üzüldüğüm yanımda müthiş insanlar vardı ama Carlos Queiroz'un gittiğine inanılmaz üzüldüm. O çok büyük bir parçaydı diyor. Çok ki, küçük ilave edeyim. Şunu diyor çok dikkatimi çekmişti benim. Sir Alex Ferguson gibi bir adamın böyle bir paye vermesi. Bazen bir şey söylüyordu diyor devre arasında. O kadar aklıma yatmıyordu ki diyor yani lan falan diyordum içimden diyor. Ama güveniyordum onun şey gözüne falan. Ve yaptığımızda mutlaka doğru sonuç veriyordu. Bu beni her seferinde çok şaşırtıyordu. Ama her seferinde deniyorduk ve oluyordu. O anlamda büyük hayranlığım var diyor. Yani bunları... Evet. Sir Alex Ferguson'dan duymak bir futbol insanı için olabilecek en büyük paye zaten. Müthiş. Yani ondan sonra işte 2008'e kadar Ferguson'la birlikte sonra tekrar ayrılıyor. Ve 2011'de çok iyi olmayan bir İran milli takımını devralıyor 2011 yılında. Carlos Queiroz şöyle bir adamdır. Buna takımı verirsin ve beklersin. Mutlaka doğru sonucu getirecektir. 2011'de aldıktan sonra işte bu Aşkan Dejagahlı, Javad Nekunamlı, Mesut Şuayeli yani La Liga'da oynayan İranlı oyuncular falan bir takım kurmaya çalışıyor. Şimdiki İran çok daha iyi bir İran. O zaman daha böyle bu Cihanbaşların daha genç olduğu dönemler. 2010 Dünya Kupası'na gidememiş, 2014 Dünya Kupası'na gittik. Tahran'da 2012'nin sonlarında Güney Kore ile Dünya Kupası eleme grubunun ikinci grubun ilk maçı yapılacak. Yani grupta oynanacak maçlardan birisi. Şöyle bir şey oluyor. Maç oynanıyor. İran 10 kişi kalıyor 55. dakikada. İnanılmaz sert bir maç. O Tahran'daki stadyum bilirsiniz. İsmi Azadi galiba. 90 bin, 100 bine yakın bir şeyi vardır. Müthiş bir atmosferde. 55'te İran kırmızı yiyor. 70'te Javad Nekunam maçın olay adamıdır. Herkesle kavga etmiştir. Herkesle tartışmıştır. Zaten sen de bilirsin. Osasuna'da oynadı yıllarca. Şeydir ya böyle her takımın isteyeceği bir orta saha oyuncusudur. Golü atıyor. Ve İran Güney Kore'yi 10 kişi. Bu arada o Güney Kore Hong Min-son'un genç olduğu yani Hamburg'da oynadığı yıllar çok iyi oyunculara sahip. Yani net bir şekilde İran'a karşı daha favoriler. Bak, Azadi Stadyumu 90 bin seyirci kapasiteli. Aynen. 1974 Asya oyunları için inşa edilmiştir. Kürek futbol, halter, yüzme, voleybol ve futsalda kullanılır. Persepolis, İstiklal takımları maçlarını burada oynar. Z raporu çıktı statla ilgili. Şimdi maç 1-0 bitti. İlk maç bu. Grubun ya ikinci ya üçüncü maçı. Maçtan sonra Cho Kang-hee yani Güney Kore'nin teknik direktörü, yani Güney Kore futbolunun Fatih Terim'i diyebiliriz başarı olarak. İşte liginde 6-7 şampiyonluk almış vesaire. Çok önemli bir futbol adamı Güney Kore için. Çıkıp diyor ki bize diyor burada diyor pasaport vize kontrolünde işkence çektirdiler. Bize verdikleri antrenman sahası berbattı. Biz burada kasti olarak sabote edildik. Carlos Queiroz da diyor ki benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben İran milli takımı adına sizden özür dilerim maçtan sonra. Bu açıklamadan sonra şimdi burada şey bir diyalog var. Yani burada anormal olmayan bir diyalog var. Güney Kore hocası benim futbol şeyinde hiç rastlamadığım bir havaya bürünüyor. Diyor ki geldiklerinde diyor Güney Kore'ye geldiklerinde diyor onlara diyor aynı işkenceyi yaşatacağımı hepinize söz veriyorum. Hayatlarını zehir edeceğim. Acı içinde kıvranacaklar diyor Seul'de. Bak. Ve bu psikolojiye bütün takımı sokuyor. Hong Min-son 20 yaşında çıkıp ne diyor biliyor musun? Bu şey vardır arkadaşlar animelerde Tears of Blood vardır. Kanlı gözyaşı. Ha.
Diyor ki Cavat Nekunam diyor burada diyor kanlı gözyaşı dökecek diyor. Dökecek. Onlara 3-4 gol atacağız diyor. Yani bütün takımı hoca 20 yaşında Heung-min Son'u ki Heung-min Son dünyanın en sakin sessiz öyle dünya tatlısı bir çocuk. Sokuyor ki. Yani şöyle oluyor. Bunlar geliyor. Sıkıntı yaşanıyor İran'da. Vize sıkıntısı, antrenman sahası, otel, maça çıkıyorlar maçta kırmızı, tekmeler, mekmeler, dövüyor hop 1-0, 3-1, 0 evine döndün. Yani tamam bunu anlayabilirsin. Bu çok can acıtıcı bir şey olabilir. Pakete koyup göndermişler adamları. Yani paketlemek diyorlar buna. Bir de bu İran tipi takımlar, Keroz gibi hocalar çok sever böyle hikayeleri. Carlos Queiroz diyor ki yani buna söyleyecek hiçbir şeyim yok. Utanç verici açıklamalar diyor vesaire. Abi iki maçın arasında 8 aylık bir süre var. Bu süre zarfında lig grup karışıyor. Ve son maç Güney Kore İran. İran evinde Özbekistan'a kaybediyor. Ve son haftalarda şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Özbekistan Katar'ı yenerse, Katar şimdilik Katar değil çok zayıf bir Katar. Katar'ı yenerse belli bir farkla Güney Kore İran'ı yendiği takdirde şeye gidiyor. Özbekistan ve Güney Kore direkt Dünya Kupası'na gidiyor. Maçtan bir hafta önce Çoğukan Gi diyor ki ben neredeyse diyor izin verseler maça Özbekistan formasıyla çıkacağım ve İran'ı yeneceğim. Özbekistan gidecek diyor, tamam mı? Bu böyle şiddetli bir şekilde sürekli Güney Kore tarafından bir şey var. Tabii soğuk olarak bu taraf da şişiyor. Şimdi İran berabere kalırsa da Özbekistan gidiyor. Tamam mı? Puan durumunda. Yani Özbekistan averajla belli bir farkı atarsa gidiyor. İran yenilirse direkt Özbekistan gidiyor. Farka gerek yok. Pardon yanlış söyledim az önce. Yani İran berabere kalsa bile Özbekistan Katar'a 3 fark mı ne attığı sürece İran playoff'a kalıyor. Ve maçtan bir gün önce de diyor ki size yemin ediyorum diyor Carlos Queiroz Dünya Kupası'nı evinden izleyecek. Bak çoğu Kangi'yi denen adam. Abi tam bu sürede Güney Kore basında bir fotoğraf sızıyor. Onu burada göreceksiniz. Şimdi gösteririm de size. Carlos Queiroz otelde maçtan bir gün önce Seul'de. Üstünde bir siyah tişört var. Bir fotoğraf yaptırmış. Chong Ing-le'nin kafası var. Üstünde Özbekistan forması. Onu da buraya asmış gülüyor. Maçtan bir gün önce. Futbol tarihinin böyle en büyük troll şeylerinden birisidir. Görüntülen birisidir. Bak şunu açayım göstereyim. Gözünde canlansın. Bak. Görüyor musun? Hakikaten gülüyor. İnanılmaz şu. Şeyini, tişörtünü asmış. Adamın üstünde de Özbekistan Photoshop'u yapılmış. Bu arada arkadaşlar Asyalı, yani Güney Koreli, Japon insanlardan böyle bir davranış biçimi hiç rastlanılacak bir şey değil. Yani sürekli maçtan önce korkunç bir tansiyon yükseltme. Adam diyor ki size 3-4 açacağız diyor. Son gün orta saha oyuncusu Lee Ming diyor ki Cavat Nekunam, millet tabii hep o soruları sormaya başlıyor. Ne düşünüyorsunuz diyor Nekunam hakkında. Nekunam kim? Ben öyle bir oyuncu tanımıyorum diyor. Biz yarın çıkarız kazanırız diyor. Böyle korkunç bir şey var, tamam mı? Velhasılı gelen maça çıkıyor. Güney Kore acayip hücumlar, kafalar, çizgiden çıkmalar falan filan. 65. dakikada Solbek topu ayağından kaçırıyor. Jahanbaş o zaman daha genç. Soldan alıyor 61. dakikada golü atıyor. İran. O sırada da Özbekistan Katar'a 5-1 önde. Beraberlik şöyle, bile yetiyor şöyle yani. Şöyle komik bir şey ortaya çıkıyor. Özbekistan 2 gol daha atarsa Güney Kore gidemiyor. Özbekistan son dakikalarda atıyor golleri ama böyle bir tehlike var. Ya da İran bir gol daha atarsa. Özbek bir gol daha atarsa yine Güney Kore gidemiyor. Güney Kore çok rahat bir şekilde İran'ı yenip Özbekistan'da yukarı çıkacak, hikaye bu. Derken bir neredeyse, neredeyse turnuvadan yani Dünya Kupası'na gitmekten elenecek bir pozisyonda kalıyorlar. Velhasılı kelam Güney Kore ile İran grup birincisi olarak bugün de bu sene de grup birincisi oldum. Grup birincisi olarak Güney Kore ikinci, Özbekistan üçüncü oluyor playoff'a. 1-0 bitiyor ve hikaye bitmedi. Maçın sonunda bunu da göreceksiniz arkada. Carlos Queiroz Choi'ye dönerek şöyle yapıyor ve fuck you diyor. Tamam mı? Bu bütün İranlılar falan filan böyle saldırıyor. Hatta adamını unuttum. Şaban Moki galiba İran'ın üçüncü kalecisi. Onların yedek kulübesinin önünde savunurken birisi yumruk atıyor burnuna. O hatta şeyden o adam yani o kaleci şeyden de men edildi 3 ay boyunca. Ve olay böyle bir şeye çıkıyor. Carlos Queiroz Özbekistan 5-1 mi bitiyor? 5-1 bitiyor ama şöyle ikinci yarı atıyorlar golleri. Hatta böyle hatta 80, 82, 83, 91 gibi bir şey yani. Arka arkaya atıyorlar. Sonra bu Choi'nin yaptığı hareket o kadar garip gelecek ki adamı kovuyorlar abi. Bence de hak ediyor kovulmayı. Yani bütün takımı bu psikolojiye soktun. 20 yaşındaki Heung-min Son dünya tatlısı adam. Biz onları geberteceğiz, gözlerinden kan akıtacağız falan filan diyor. Dünya Kupası'nda o yoktu. O hoca çalışmadı. Zaten Kore Dünya Kupası'nda kötü bir sonuç verdi ama 9 ay boyunca iki ulusun birbirine kavga etmesi ve nefret etmesi ve bunun gerçekten ana akım basına hiç yansımaması, ben biraz bu hikayeyi o yüzden anlatmak istedim. Ben biliyorum. Değil mi? Yani Queiroz'u takip ederim.
Böyle bir manyak olduğunu. Şeylerini falan da biliyordum. Yok yani, yani İran dönemini şusunu busunu ama bu hikayeyi bilmiyordum yani. Yani zaten Kuyruz'dan ziyade karşı tarafın manyaklığından kaynaklanan bir olaydı. Yok biraz onları burada gebertmişler. Biraz çok içselleştirmişler. Sonra ha bir şey daha var ya, onu da ektim, unuttum bak. Ferguson diyor ki ben hatalı bir şey söyledim diyor. Hı hı. Ben çıkıp sahada cevap vermeliydim. Hem sahada cevap veremedim, hem büyük konuştuğum için çok büyük utanç duyuyorum ve gururum kırıldı demiş. Yani onlar biliyorsun o insanlar biraz şeydir o gurur konusunda. Çok dünya tatlısı bir adam ölmüyorsunuz zaten yani, yani. O bir an gaza gelmiş muhtemelen. Evet, onu işte hoca... Bak bir örnek vereyim. İsim vermeden anlatacağım. Bizim amatör kümede benim yardımcı olduğum takımlardan birisinde... Bizim lig bitmiş. Son maça çıkıyoruz. Ben şahsi olarak o maçların hepsinde normalde genç oyuncular, oynatmayan oyuncuları falan oynatıyorum. Abi o kulübe gittik. Hoca kadroyu verdi bana. Kadro full. Kadroyu ben açıklıyordum, deklare ediyordum. Kadro full. Yani Şampiyonlar Ligi maçımız olsa o kadro var o gün. Yani o gün deseler ki hadi Real Madrid deplasmanı, yine o kadro var. Ben açıkladım. Hoca benim arkamdan içeri girdi. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Arkadaşlar dedi. Bu dedi. Rakibin hocası. Bilmem ne Kadri. Sümüklü Kadri mi? Öyle bir şey dedi yani. Amatör kümede hala lakaplar canlı. Bir şeydi Kadri dedi. Bu dedi. Bana şöyle bir ibnelik yaptı. Bir şey anlattı, tamam mı? Yani bana bir maçta bir şeyler yaptı falan gibi bir şey söyledi. Kavga etti, küfür etti. Benim için bu maçı kazanın. Bilmem ne yapın falan filan diye ateşe verdi odayı. Millet ağır gaz. Yenersek onlar üst şeye çıkamıyor. Playoff'a çıkamıyor. Birinci amatörün playoff'una. Abi sahaya çıktık. Yemin ediyorum bizim takım sezon boyunca böyle top oynamadı. Yemin ediyorum. Ya zong oradan bindirme buru şey gibi yani. Young Boys gibi yani. Oradan bir adam geliyor, buradan bir adam geliyor. Maç 4-1. Dakika 80. Oyuncuların, bizim oyuncuların burnundan şey çıkıyor. O gaz hala devam ediyor. Hoca hayvan gibi seviniyor gollere, bağırıyor taraftar. Herkes böyle o psikolojinin içine girdi bir anda maçın içinde. Maç korkunç bir şekilde gerildi, tamam mı? Sahanın içi. Biz seviniyoruz. Adamlar son maça gelmiş. Bir yıl oynamışlar falan. Abi bir pozisyonda bizim sağ açığın bacağı kırıldı. Ya çocuk o günden sonra çocuk bir türlü geriye dönemedi. Çok da yakın arkadaşımdır. Yani bir takım gerginse ya da bir takım çok rahatsa, bir takım bir şeyse bu genelde hocayla bağlantılıdır. Yani aslında bizim hocanın yaptığıyla Choi'nin yaptığı arasında temelde hiçbir fark yok yani. Bir numaralara geldik ama bir numaraları da verelim değil mi? Sonrasında da tavşan yapar çıkarız. Zaten 3,5 saate gitti program. O yüzden bir benim numara... halim kalmadı biliyor musun? Bir haftaya bırakalım. Evet tamam, o zaman bir haftaya bıraktık. Unutmayın şey yapmayı. Çünkü birilerinin haftaya kalması çok mantıklı oldu. Çünkü ikimiz de çok yorulduk. 3,5 saat oldu. Mi? Biri şey yapalım ya. WhatsApp'tan yollarız. Açıklamalar yazarız ya. Tabii yorulduk ve çok oldu yani. İki buçuk saat mi oldu? Haftaya verebiliriz ya. 2 saatteyiz şu an. Süre 2 saat. Ne diyorsun? Oğlum izleyen izledi biri bekliyor adamlar. Yani. Abi biri de yarım saat tamam, anlatacağız ama. Şu an kaç dakika? 2 saat şu an. 2 saat civar yani. 1.50. Şaka yapıyorsun. Ben sana dedim ama bugün. Uyardım seni. En uzun program olacak abi. Dedim. Oğlum tamam da program 2 saat olursa izlenmez. Az izlenir. Bugün tavşan biraz da aşk. Ne aşk oğlum? Aşk maşk konuşacak hal mi kaldı? Öldük, vefat ettik. Ben yaparım. Ya biri hızlı anlatamazsın sen. Geniş konu. Ya konu güzel. Daha benim konum da geniş. Benim hikaye uzun. Benim de uzun. Çok uzun. Abi bir hafta. Benim de tek uzun şey. Öyle diyelim o zaman, evet. Hayır bunlar yayınlanacak zaten bu konuşma. Bir anda haftaya verildi. Hızlı bir tavşan yapalım çünkü 2 saat. Diyor ki şey kurtarmıyor. Bu tartışmanın hiçbirini kesmeyin. Hızlı tavşan. Bu Erman yaşamaz. Seyirci, Ronaldo Benzema Ballon d'Or'u kazamazsa sokaklara çıkacak. Evet. Abdullah Çoban. Soğuk Savaş dönemi en sevdiğiniz takım. Dinamo Kiev dedik ya kardeşim. Dinamo Kiev. Lobanovski. Ömer Gankertepe. Ömer Genkertepe. Sorum iki hayvani karizmaya. Bu seneki Şampiyonlar Ligi maçına daha keyifli. Tabii ki deplasman gol kuralının kalkmasının çok önemli etkisi var. Bu yıl sizce kupa için hangi takım bir adım daha önde? Bence Manchester City bir adım Samet daha önde. Samet Güneş, Timo Ozan Dorf en uygun halı sahası saat kaçtır? 22-23. Bunu ben de hemen söyledim. Çünkü alt dilinde 11. Bir dakika. Saattir. Bir şey diyorlar. Geçen evet. Bölümde de gelmiş. Söyleyeceğim. Niye programın sonunu hızlı bitirmeye çalışıyoruz diyorlar. Oğuzhan arkadaşlar. Kapılar. Hayır. Oğuzhan Kapılar. Arkadaşlar. Şimdi ya. Yanlış anlamayın. İzleyen yoruluyordur ama buradan konuşmak o kadar yoran bir şey ki, çünkü yani şu suratlara bakarak konuşmanın ne kadar çok önemli bir mesaj aldım. Suratlara. Evet ya zaten bugün öyle bir düşük ekipleyiz ya, ki. Ya mama kapısanesi görüş odası gibi ya, ortam ekip, var burada. Ekip de bizi çekti. Cihat'cığım şimdi şu anda beni çekime çağırıyorlar. Biri çekimden bir çekim. Volkan mı yaptı? Bilmiyorum. Yok Volkan yine oradan maskesiyle Volkan biraz bizi... olsun işi toparladı ama. Volkan da nereden geldi biliyorsunuz değil mi? Şimdi bak Volkan içeri biri girdi, tamam mı? Evet Volkan. İçeri biri girdi, tamam mı? Çok hızlı bir şekilde içeri girdi. Bir saniyede bir cümle kurdu. Dedi ki bu altını
Kocaman elinde böyle bir altın var, tamam mı? Bu altını dedi ağzıyla yakalayan altın sahibi olacak. Ha, sen yakalayamayacaksın. Sen ne yapacaksın? Maske var. Değil mi? Ben size rahatsız vermemek için yani. Ne açıdan? Senden gelecek mikrop bizi rahatsız eder mi? Oha, çocuk seni... yakışıklı çıktı. Sen manyak mısın? Manyak bir çocuk. Ben dedim ki 2022'de maske takıyorsa hani acaba dedim. Bir şey vardı. Hani, hayır hayır. Zombi mi dedim? Birçok kızcağız yolda molda fenalaşıp şak şuk düşüyormuş. O eski fake sen covid videoları gibi geldi. Tak tak yolda normalde düşenler. Normalde nerede çalışıyorsun? İncil'de. Adana'da mı? Yok İncil'de. Ha İncil'lik üstü sandım. Hava üstünde şimdi. Baksana abi elbiseye. İncelik sandım abi, ben. Abi geçen hafta bir şey söylemiştik ya. Evet. Köşesi yapamayız. Yapmıyoruz. Bu hafta çok zor olur biliyorum. Yok ama yapmıyoruz zaten. Bir vaatte bulunduk ve çok fazla soru bizim geldi. Seyircimiz bakmaz onlara. Bakmaz bakmaz. Şeyler işte. Kapat. Eşimle doğum gününe denk geliyormuş. Tarih. Tamam onları ver onları ver. Evet. Hızlıca bir de buraya girelim. Selam istiyor. Sen bırak sen hızlıca, takıl. Aynen. Sen telefonla takıl ben aynen. Halledeceğim bu işi. Kendi kıraş aç. Oğur. Söyle değil mi? Love Corner. Cansu E, Team Emma Stone. Erkek arkadaşımla ben de programı takip ediyoruz hem de çok severek. Bana niye buradan hiç selam yollamamış bir sorar mısınız kendisine? Not, ben de ona selam yollamıyorum. Teşekkürler. Cansu E'nin erkek arkadaşı. Cansu E'ye niye hiç selam yollamıyorsun? O da sana yollamıyor. Buğra Çelik, bu soru şahane bir soru. Ben iktisat okudum. Kıt kaynakların yönetimi benden sorulur. Aşk köşesi. Buğra Çelik, Team Aşk köşesi. Abilerim selamlar. Güncel ekonomide yemek yemeye diyete çıkmak bile cüzdan boşaltıyorken sevgiliyle yapılacak en ucuz aktivite önerileriniz. Şu an. Ya amına koyayım. Yani sevgiliyle oturur karşılıklı bakışırsınız. Bakışmaya para almıyorlar. Şimdi sevgili tertemiz şimdi ya açık hava. Bir şeyler olabilir beraber ücretsiz olarak. Ha ya o da. O var. Ya kardeşim, onu boş onu sormuyor çünkü. İstemiyorum böyle. Bu beraber, neydi az önce seni yaptı? Ya böyle mi abi? Sen hiç şurada ne güzel ikonik çekmişsin. Ücretsiz. Ya sus be pis bir adam. Bir dakika şimdi ben şimdi mevzuyu anlatıyorum. Diyor ki adam. Sevgilimle ücretsiz ne yapabilirim? Acımdan ölüyorum diyor. Ben evet. Diyor acımdan ölüyorum. Evet. Sevgilin var. Şimdi onu kaybedebilir. Şimdi sürekli hiçbir şey yapmazsan insanlar sıkılmaya başlar. Şimdi ben senle mesela sürekli evde takılsam sıkılırım değil mi? Ya niye senle evde takılayım? Yok ya yanında sen varsın dedim. Şimdi adama bir şey vermemiz lazım. Hayati bir şey olabilir bu. Bu çocuk ne yapsın? Şey film seyretsinler abi. Onlar açsınlar, biliyor YouTube o kadar modu. Biliyor onları yani. Netflix mesela. Ne diyeceğim abi? Film seyretsinler. Sahilde dolaşsınlar. Sahilde de köpekler saldırıyor millete. Ablik yerde hareketler yapsınlar. Bakalım biri uyaracak mı? Fıstık İsmail falan gelir. Bir şeydir bu bir hayatta heyecandır. Adrenalin fısfıs fıs çıkıyor. Fısfıs geliyor mu gelmiyor. Fısfısın açıklamasında diyor ki ben olaya... Müdahil olurum diyor. Hayır. Devreye girerim. Devreye girerim diyor. Şimdi sen merdivenin altına girin. Mesela bir su deposu falan oluyor ya apartmanın altında. Oraya bir girin. Hafif biraz dışarıda kalın. Değil mi? Verdik. Fısfıs İsmail şeyine döndük. Tamam aşk köşesi de bitirse ben artık tuvalete gideceğim. Dur. Kutay Kaya. Haftanın tweet'i Terman Taner. Aşk çok güzel şey. Abi evet. Haftanın tweet'i Terman Taner. Yazıyı okuyamıyorum gözlerim gitti. Aşk çok güzel şey. 4 sene önce denediğimiz kızla hiç olmamıştı. İkimiz de hiç mutlu değildik. En tamam güzeli. Sıkıntı yok. Bu çok sık olan bir şey. 4 sene sonra tekrar deniyoruz o kızla. Oo. Bir dakika ya. Hemen negatif basma Altı ya. Ay, ben de yaptım hani şey ayrıldık. Sen mi attın mesajı? İkimiz de bu dakika ikimiz de bambaşka olmuşuz. Oo. Dünyanın en iyi şeyi abi aşk. Abi adam coşkulu o şekilde yazmış. Tamam o zaman adam, kardeşim bizde ağrı... olmadı ama demek ki sizde olacak bu iş. Sendeki coşkuyu aldım. Birinde olacağı belliydi. Evet. Ben kendimi hep oraya koydum doğru olmadı. Söylüyorum. Birinde oldu Kutay Kaya ağzına sağlık. Hadi Kutay'ım göreyim seni. Son sen iki mesaj. Ben hallederim. Yok yok bir tane ben çekeyim bir tane sen çek. Çekiyorum. Evo. Team Ölümsüz Aşklar. Sonra fikrine güvendiğim iki büyük aşk insanı. Arkadaşımla basketbol oynamaya gittik. Bir süre sonra yanımıza bir kız geldi. Bizimle maç yaptı fakat kızı gördüğüm ilk saniyeden tutuldum. Numarasını almadığım için kahroldum. İki gündür hayatımın düzenim dağılmış durumda. Son dakika elenmiş İtalya gibiyim. Lütfen taktiks. Kardeşim aynı yere gidiyorsun yine basket oynamaya. İki stop jam shot yap ne bileyim bir turnikeye gir falan filan. Kız gelirse bu sefer de ki yavrum de biz de burada organize maçlar yapıyoruz sürekli. Senin de buna katılabilmen için benim sana bir telefonunu almam lazım falan de. Ondan sonra çocuğum yani de ki maçları biz düzenli bir şeye getirmeye çalışıyoruz. Sizin de telefonunuzu alabilir miyim? Sonra gece de dersin ya gece atma hayır. Ertesi sabah. Güneş en tepedeyken. Güneş en tepedeyken. 12'de saat 12'de. Nasılsın mesela Nergis olsun kızın adı. Nergis nasılsın ya bir beraber turnikeye mi girsek? Ne bileyim atıyorum kafadan 3 saniye koridorunda mı kalsak? Yok hava topuna mı çıksak? Ha, falan. Hava topuna o tarz o şekil. Oradan yürünür. Hiçbir zaman basket sahasından program çıkma. Program 17 saat sürdüğü için beni 8 tane falan çalıştığım basket yer aradı. Basket sahasından çıkmasın çocuk. Kafa olarak da çıkma. Çıkma. Kerem
Karahancı. Team Medya TV. Tüm bölümleri izlemene rağmen ilk kez yorum yazıyorum. Güzel, iyi yazmışsın. İlk yazmana rağmen. Yeni bölümde yer almak için sabırsızlanıyorum. Aleyna Kerem seni çok seviyor der misiniz? Dedim zaten. Değil mi? Dedi zaten. Aleyna Kerem seni çok seviyor. Bu hafta kimseye selam söylemiyorum. Sadece Şarköy'den babama selam söylüyorum. Canım babam. Dur, elinden dur. De öperim. Yedek at. Team aileleri sınav senesinde bizi güldüren iki mekanizma sahibi insana. Öncelikle merhaba. Merhaba. Uzun zamandır programı seyrediyorum. Hiç isteğim olmamıştı. Acaba ne isteyecek? Ama haftaya çarşamba yani 20.04.22 tarihli programınızda bu çok önemli. Bunu hızlı ve güzel oku. Sevgilimin doğum günü, iyi ki doğdun Tuğba şeklinde mesaj gönderir misiniz? Adım Ahmet, siz bir potada eritirsiniz artık. Tamam, bunu hemen şey yapıyoruz. Hop yapıyoruz. İyi ki doğdun. Hayır, onu yapma. Millet zikildi zaten. Ben bana bırakır mısın? Tamam, sendeyim. Tuğbacığım, doğum günün kutlu olsun. Ahmet'in. Ahı var sende. Selamı var. Selamı getirenden de götürenden de Allah razı olsun. Bil mukavele. Tuğba mutlu senelere tekrardan. Nice mutlu yaşlara güzel günlere. Tuğba siz et kemik olmuşsunuz. Ulaş Demir, team aşkın insanları. Sorum seks empatisi yüksek. İki aşk hayvanı. Teşekkür ediyorum. İki aşk hayvanına. Hayvanımdır. Sevdiğim kızla sizi sürekli beraber izliyoruz. Güzel. Böyle bir olay başladı. Abi bu çok güzel bir mesaj. Onun da... Ben böyle yüksek şey yapmışlar. Aynen. Bir dakika, büyük bir olay var burada. Evlenme mi teklif etti şu an yani? Benim 2022 yılında beklediğim olay burada galiba. İşte gerçekleşti dur, olay evet. Bekleyin. Seçilmiş olay. Sevdiğim kızla sizi sürekli beraber izliyoruz. Okey, burayı anladık. Onun da benden hoşlandığını düşünüyorum. Bir dakika. Ön olay. Ön olay. Ön flört. Okey, evet. Ama daha kimse bir adım atmadı. Oo. En güzel mevzular. Acayip en sevdiğim zamanlarıdır. Hem duygusal hem cinsel gerginlik iyidir. Esten, dur. Ver müziği burada. Bu yorumu alırsanız eğer siz okurken öpmeyi düşünüyorum. Oo. Sizce nasıl fikir? Gizem seni seviyorum. Yani ben bu fikre hiç yorum yapamıyorum. Garip geldi ama bir yandan da çok iyi bir yere benim gidebilir. Benim yorumum var. 2 saat boyunca bu son mesaj oldu çünkü. 2 saat boyunca hala izliyorlarsa gerçekten birbirlerini çok seviyorlar. Oğlum adam bizim aracılığımızda yanındaki kıza ilan aşk ediyor. Acayip bir olay. Öpmeyi düşünüyorum diyor. İşte bu ya. Aşk böyle bir şey ya. Aşk bu ya. Vallahi. Aşk bu ya. Ulaş bize mutlaka şey yap. Ulaş bilgilendir. Bize mutlaka ulaş. Oğlum hala bir şey çıkıyor s**cam. Abi. Gayya kuyusu mu lan bu ne bu? Tamam. Ne sonu? Hala bir tane daha da içinde var. Levent Kırca'nın şeyi vardı ya. İçeri çıkıyordu. En sonunda Mevlüt Usta'nın kafası geliyor. Tövbe estağfurullah ya. Mevlüt Usta. Yusuf Usta. Selahattin Sarı. Team en iyi arkadaşlar. 3 bölüm önce kahve içelim dediğim hanım arkadaşla kahvemizi içtik. Afiyet çekiyoruz. Can kardeş kankayız. Kantinde aynı öyle izlemeye devam ediyoruz. Ne güzel. Cansınız, seviyoruz sizi. Burada ne oluyor? Ben anlamadım. Abi bir arkadaş var diye mesela. Ha bunlar arkadaş. Ha. Kantinde bir kızı sizden. Abi dizi gibi devam etmeye başladı. Aynen. Mesela bu bir dizi. İkinci bölümü bitti. Kızla arkadaş olmuş. Mesela Ulaş Demir birinci bölümü okuduk. Vahit Hoca var. 17-18. bölümdeyiz. Vahit Hoca bugün ne yapıyordu? Zeynel vardı. Fıstıkçı. Zeynel'in yayından kalktı. Vahit Hoca bugün birini mi öptü? Bir şey oldu. 18. Ben gitti kafa benim. Vahit Hoca ikinci bölümde Ömer Seyfettin önerdi çünkü. Ataman ikiz hanımcılık kazanır. Erman Derman'ın saç stiline sevgilim aşırı derecede teveccüh gösterdi. Son derece kıskandım. Kendisini buradan kınıyorum. Tire Gizem. Gizem'e mi kınıyor, beni mi kınıyor? Anlamadım. Gizem ama Gizem öyle mi? Yok seni. Hayır canım. Gizem sevgili seni kız beğenmiş. Beni beğenmiş. Seni değil, saçını beğenmiş. Gizemciğim çok bayağı teşekkür ediyorum. Bayağı fark var arada. Evet, çok fark var. Gizemciğim teşekkür ediyorum ama kızılıca gecelecek bir şey. Vallahi taşak mı? Oğlum sen... Yok bunu okumuşuz da basket mi olmuş? Ne oluyor evet. Artık yeter arkadaşlar, ya. Arkadaşlar sorularımız bitti ve bugün çok garip bir şey oldu ve birinci... Ben bir ay falan program çekmem. İkoniğin birinci sırasını... Bu mesela ikonik ne olacak bu bir? Haftaya işte insanlar heyecanlanacak. Ulan diyecekler bunlar neler anlattı. Bir şey harbi senin... Bir numara sen, bu, senin bir numaran bir de saçma sapan bir şey. 32 dakikalık hikaye. Ben benim de bir... Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bir numaraya 30 bölümü çekerim. Çünkü... Erman abinin bir numarasında da şey var işte. Karim Benzema, Patrick. Chelsea'ye yaptı. Evet programı kapatırken Cihat düştü yalnız. Bir numaraları gelecek hafta söyleyeceğiz. Çünkü gerçekten ikimizin de... Uyuyor. Bir de özel güvenlik olsaydı. İkimizin de 30-32 dakikalık çok acayip olayları var.
O nedenle tarihte bir ilk yaşanıyor. İkonik haftaya devrediyor. Adeta bir loto gibi. İkonik biller. Hafta işte kayık. Oğuzhan Kapılar neden suda batmaz? Çünkü tipik. Ne oldu İbneler? Konuşuyordunuz. Adam haklıymış beyler. Ha? Her an birinin eline şerbet dökülebilir. Götünüze girsin o dalin.